yaş küçük eşine 6 dükkan, 3 tarla ve 2 daire verdi. Ortalık ayağa kalktı. Binali Bey'in mal varlığı olmasaydı onunla evlenir miydiniz? Ya o bizim aramızda. Sana dedim ki bak altı yuva yıktı, bu yuva yıkma. Doğru konuş, niye yanlış konuş? Ben yanlış konuşma. Sen Allah isteydi, ben de bir şey demedim. Canlı yayın sonrası yeni ve eski eşler birbirlerine ne söyledi? Varmış, o da benim hakkımdır. Hiçbir şey de vermem. Az sonra Furya ile Umut'un olsun da. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Tüm Türkiye'ye sevgiler, selamlar. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz artık. Bugün de çok özel bir geceyi idrak edeceğiz. Kadir gecemiz mübarek olsun efendim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Dualarınızda bizi de eksik etmeyin inşallah. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah her yıl nasip etsin Ramazan'ı, Kadir gecemizi, bayramları. Güzel bir gece idrak edelim inşallah dualarla. Dualarda buluşalım. Biz ne diyoruz programımız için? Vatandaşa hizmet programı, umutların yeşerdiği program diyoruz. Sizler için buradayız. Birkaç gündür Firdevs teyzem, Türkiye seni konuşuyor. Evet. Evet mi? Giriyor musun sosyal medyaya? Ha? Bakıyor musun? Vallahi herkes seni konuşuyor. Firdevs teyzeciğim, 83 yaşında Firdevs teyze. Hep bazı, dün mesela ilk defa seni görenler demiş ki niye gözlük takıyor Firdevs teyze diye. Gözleri rahatsız, bu ışıklar onu rahatsız ettiği için gözlük takarak yayına çıkıyor. 83 yaşında bu programa gelen en yaşlı, en yaş almış kişi Firdevs teyzemiz. Bir kadın, yani 30 yıl da geçse üzerinden, 40 yıl da geçse aldatıldığını asla unutmaz. Ne yapar eder? Adamdan intikam almak için de savaşır yani. Firdevs teyzenin hikayesi de aslında biraz da öyle. Kadıncağız hep aldatılmış kocası tarafından. Daha sonra terk edilmiş, yani boşanmış kocasından, ama kocası Binali Bey amca kendinden 40 yaş küçük kadına emek emek yaptığı, Firdevs teyzenin de çok emeğinin olduğu malları o kadına vermiş evlendiği adam, yani kocası. Yani daireler, dükkanlar, biliyorsunuz birkaç gündür konuşuyoruz. Firdevs teyze diyor ki yani hem beni aldattı bu adam yıllarca, hem ben bu adamın işinin peşindeydim. Ben çalıştım. Hatta o giderdi beni bırakırdı dükkanlarda. Sırtımda çimento bile taşıdım. Şimdi gelmiş 40 yaş küçük kadına bizim mal varlığımızı vermiş. Ha? Firdevs teyze. Ben o işe razı değilim. Ha? Verdiğine razı değilim. Razı değilsin. Ben malımı geri istedim, uşaklarımı. Tabii. Benim malım da onlar diyorsun. Evet. Ne münasebet yeni evlendiği genç kadına bizim mallarımızı verdi? Hakkı neyse hakkını alsın. Aha. Hakkından fazlasına razı değilim. Ulu Hanım, o zamanlar tapu yoktu. Tapu olmadığı için. Tapu olsa da hepsi alimizden verecekti. Değil daha mi? Tapu da yeni çıktı. Yeni çıkar çıkmaz da hemen yakaladılar. Bu bir değil ama. Yani... Ben çok kez kurtardım kadından elinden. Ama bu sonuncu tonga güzel düşürdü. Çünkü çok iyi davrandı. Bir de siz diyorsunuz ki yani Aslan Bey Firdevs teyzenin oğlu. Bir de burada genç bir kardeşimiz var, Osman. O da torun. Torunuyum. Evet, torunuyum. Sen de yani ikna etmeye çalışacaksın. Verin şu malları diye, öyle yani mi? Yani çok konuştum ama yani anlamıyor. Öyle mi? Bildiği, kendi bildiği. Başka bir... yani ailesine güvenmez ama başka insanların söylediklerine inanır, güvenir. Hep onların dediklerini ciddi alır. Evet. Biz çok belalardan kurtardık yani kendisini. Yine böyle yani ben sizin bu aranızdaki meselenin çözülmesini çok istiyorum. Firdevs teyzem yani bu yaşında buralara kadar gelmiş. Bugün yine Binali Bey amca buraya gelecek senin karşına Firdevs teyzem. Evet. Sen dün dedin ki özledim özledim dedin. Sen hala seviyor musun bu adamı? Doğru söyle. Seviyor musun? Doğru söylüyor. Dün niye özledim dedi? Millete karşı. Güzel. Bayağı millet izliyor ama bizi yani. Bak, burayı yarsan, baksan ki benim bu içimde neler var. Daha çok şey acısı mı var sende Firdevs teyzem?
aldatılmış olmanın acısı mı var? Evet. Yoksa evet. Senin mallar başka kadına gitti, onun acısı mı var? En çok hangi acıyı yaşıyorsun? En çok aldattığını atıyorum. Aldatılmayı? Evet. Onu bir türlü kendine yediremedin. Şimdi de intikam mı almak istiyorsun sen? Vallahi elimden gelse alacağım da gelirse. Ne dedi? Elimden gelse alacağım da diyor. Gücüm yok diyor. Peki ben o... Gel yakına gel. Bak beni yine yakına çağırıyorsun. Ha. Gelim yakınına. Ben de seviyorum ama Binali amca da orada bekliyor. Onu alalım artık. Tamam da bak. Hı. Ben bu yaşıma kadar... ...olsun demedim. O girdi bir temih vurdu çıktı. Sopasını ayrı yedim. Her şeyine katlandım. Hı. Otuzluğun anasını dövdü. Hangisinden? Osman'ın mı? Evet. Ya dövdü mü? Bir tokatla bayıltı hastaneye götürdük. Ciddi misin? Evet. Gelsin mi? Dışarıda bizi bekliyor. Benim İçeriye alacağım yani. Firdevs teyzeciğim. Gelsin. Gelsin. Zaten gelsin de orada tembihle. Dünayın içi bir langur gungur konuşmasın. Ha, bugün daha böyle şey konuşsun. He. Seni kırmasın öyle mi? He, tabii. Ama dün sen de adama terlik atıyordun yine. Ama hak etmiş. Bugün değnekle geldi ama. Bugün değnekle geldi gerçekten ya. Peki Binali amcacığımı alayım. Binali Bey amca. Nereden gene gelecek? Bak bugün de yakışıklı olmuş. Bugün aleyküm selam, hoş geldin. Aleyküm. Binali Yıldırım geldi. Hoş geldin Binali amca. Sağ ol, sağ ol. Bugün de tiril tirilsin maşallah. İnşallah. Hep böyle bakar mıydın kendine inşallah. Binali amca? Belli bir yaştan sonra mı böyle bakmaya başladın? Hep mi babamın, böyle? Babamın zamanında bir şey alıp da yiyemezdin. Kızardı, bağırırdı. Yiyemedi işte babam böyle. Sonradan mı böyle kendine bakmaya başladın? Dediğim zaman da beyaz takım elbise giyerdi. Beyaz takım elbise kafasında da şey papyon, kafasında da... Kutu şapka örterdin, takım elbise giyerdin. Yalan söyleme. Senin baban ile baba değil. Hanımefendi. Buyurun. Bu bayan çoban imiş hanımefendi, dağda çoban imiş. Fehri fikren davalarını keser yermiş, keser yermiş. Ondan sonra bize geldi, evlendik. Bir Fehri bir koyunu var. Desin ki yalan. Fehri'nin koyunu şesiyle bir arkadaşına beraber. O arkadaş hastalanır. Diyor ki bak Binali'nin karısıyla biz filancının koyunu kestik yedik. Ben hastalandım ona hiçbir şey olmadı. Çünkü o kadar haram yemiş ki. Haram yiyen, çok haram yiyen Firdevs insana bir şey olmaz. Efendim? Firdevs teyze mi haram yemiş? Tabii tabii. Ne haram yemiş yahu? Çok haram yemiş, çok yani. Fekir falan da var. Yaylada kesmiş yemiş, kesmiş yemiş. Duyuyor musun Firdevs teyze söylediğini? Haram yiyen insanı hiçbir şey etmez. Konuşabilir miyim? Konuşabilir. Duydun mu söylediklerini? Benim babam 80 Hanali köyün babam, dedem, amcalar zenciniydi. Biz kimsenin malını ne keserdik ne yerdik. Kendi malımızı keserdik. Kış kavurmasını ayrı yapardık. İftira etmesin. Doğru namuslu konuşsun. Haram yiyordu o hep diyor. Hayır. Yalan söyleme, yalan söyleme. Allah yukarıda şahit, yalan söyleme. Bak decene gelim de. Decene gözen vur. Ben yani, kimin etini yedim? Emin kızını buraya getiriyorum, emin kızını. Ondan beraber keser yermişsin, emin kızı anlatı bana. Emin kızına keser yermişsin. Adam anlatıyordu. İnandın, emin. Allah söyleme. Binali amca, bu niye böyle yalan söylüyor? Ben vesiyet ettim, dedim ki bundan ben yani temizlenirsem 3 tane kurban keseceğim. Aldım 3 tane kurban, bir horoz, 2 tane de koç aldım, kestim. Aa, boşandığın için mi? 2 tane koç... Kurban aldım, kestim bir de horoz. Ulan ben arabamı oraya bir üç tane horoz var ya, horoz pırlansı da benim için yönetim. Bir tane de yine yapıştırırım da. Boşandıktan sonra mı? Ha? Boşandıktan sonra. 30 yılın sonunda yani. Yani ölmüş ananın üzerine yemin eder misin? 3 ay sonra 3 tane kurban aldım. Binali amca bak karşında kim var? Osman'ı görüyor musun? Dede nasılsın? Osman burada ha. Ha gördün mü? Yanındayım. Hanımefendi ben yalan bana bilmem. Ben ele şuyurmuş buyurmuş. Ha şuna söz ki. Afyon'u Ali Dayı'dan 350 bin lira aldın bunu işime verdin. Not mu aldın geldi? Kerem'den aldın 500 lira bunu işime verdin. Ondan sonra Kazım Çeleş'ten 500 lira aldın kime verdin? Ay not almış vallahi. Ha, 10 milyon gittin Akarsu'dan. 10 milyon kandırdın şu Binali'nin işi vardı gelmedi. Sen bunları unutmadın mı Binali amca ya? Yok unutmam ben. 50 sene, 100 sene geçti. Ölene kadar unutmam.
10 milyar para aldın. Kime verdin bu parayı? 10 milyar para senin aldın. Senin paraların Akarsu'dan. Mıydı onlar? Ha? Ya Akarsu'dan aldı. Biz ödedik onları da. Hepsi ödedi. Senin para yani. Senin paranı mı verdi başkalarına? Ya aldı. Bunları hep akrabalarına verdi bu paraları. Akrabalarına verdi. Belki akrabaları zor durumdaydı. O yüzden verdi. He. Evde bu kadar para mı verir? Bütün malumul hep onlara yani, aktardı. Yani iyi niyetli bir teyzemiz Firdevs kötü teyze. Demek ki. Kötü vereydi de. Niye akrabalarına bu kadar para verdin Firdevs teyze? Onu bak not almış buraya yazmış. He. Aman kaçtı. Akarsu'dan 200 metre karabadur almış. Bunlar hep şeyde. Ya bunu nasıl unutmadın Bilal amca? 150 metre şey var Karaköy'de Mehmet'in de var ondan almış. Ne eğitim var mıydı? 150 metre kalabodur. Eğitim var mıydı? 100 metre bayaşan var kaynadır ondan almış. Paranın dışında kalabodurları da hesaplayıp yazdım. Onlar ayrı bunlar ayrı. Bunlar ne yaptı? Yani, annemin eğitim var mıymış ben bilmiyorum. Para, ne yaptı bilmiyorum. Diyor Firdevs teyzem bu paraları. Buna, ne yaptı? Ha? Ne yaptı diyor. Acı adamlar, fakir adamlar şimdi trilyarlık benim çocuklarım onun bunun evinde kirada sürünler. Ama vicdan yoksa adamda. Çocukları mı düşündün sen? Düşün gede, düşün sor. Bak dur dur Binali amca. Ne dedin? Çocukları ne mi düşünmüş? Hep diyor çocuklarını ne kadar benim çocuklarım kötü olsa benim evladım. Ben düşünüyorum ama. Canım aslında giderken şey vicdan yok. Vicdan da param vardı verdim. Parayı niye koymuşum ya? Hasan, Hasan, ben oraya sür. Müdür işimi sattı. Ben oraya sür, ben iki de yine yerleştirirsem halimden. Ya Binali amca ya, niye böyle konuşuyorsun? Niye ben doğru konuşuyorum abi? Ama ne diyor biliyor musun? Ben yanlış konuşmam. Dinen, bak. Firdevs teyze ne var? Benim altı var, üstü var. Dinen, imanan, vicdanan. Sadece iş gidiyor. Ana, anan ölürsün, resim. Ben gidesen amim. O lafların dediğine sen mi? Ama ne diyor biliyor musun sana? Benim anam kimi kadın dünyada var mıydı? Üç defa anamı duymuş. Anan kimiydi? Anan kimiydi? Ya sen ne bir şey yapacaksın ana, ya? Senin anan ama benim teyzemiydi teyzem. Sen ananın mezarına 40 senedir 50 senedir kaç defa gittin? Boş ver şimdi annesinin mezarına. Kaç defa gittin? Binali amca. Binali amca. Senin eşin bak bu yaşında buralarda elinde şeyle yani. Bastonuyla, tekerlekli sandalyesiyle. Niye burada biliyorsun? Ablacığım ben ona dedim ki bak vurma, ne yaptın aman, yaptın. Sakın. Bak Allah yukarıda şahit bak yer şahit. Ha. Ne yaptın yaptın. Gel ağzın gözün topla seni bir yağlama yakamaya. İşi doğrulturam. Dedi ki ben seni gebertme uğraşırım. Bak ablisim de var. Allah yukarıda şahittir. Ablisim de var. Ya, yalan söylüyorsa Allah, Allah beni buradan evine götürmesin. Ben dedi seni gebertme uğraşırım. Ben sana ne yaptım? Sen bana böğürücü vermedin, ben de malum bunun sen soluk yaptım. Bunu sen, ağzından. Ama seni öldürmek istese şimdiye kadar ölürdü. Ölmemişsin, bak bu yaşındasın dimdik hem de. Ya ben ne yapacağım? Ölmemişsin işte. Ben babam anamın arazisini sattı, bir tane şey para. Binali amcam geç onları geç, zamanında vay 100 lirayı şuraya. Ya ben ne yapacağım ablacığım, 11... ben gene yavradım. Binali malum umurumu yedin, gene yavradım buna beraber. Hayır, mesele o değil. Bu insanlar niye burada biliyor musun? Niye buradalar? Firdevs teyzem, oğlun, bak senin oğlun, biz torunun. Niye buradalar? Ha? Kendi söyledi bize, dedi ki sizi tehdit ettiler. Sizi de bana dedim ki aşağıda şey var, onun babasıyla bir çift daire var. Dedim ki bir gözü sana, bir gözü ona. Ha yukarıda da Tüçen dedim o küçük oğlana, altı daşı da kıza dedim. Bunları ben böyle kararlaştırdık. Şey ettim, buna karşı çıksınlar buraya. Hayır, hayır. Ben şimdiden sonra bunlara bir şey vermeyeceğim. Onların burada olmasının nedeni sen böyle hacılara, hocalara dadan mısın? Verdi, o da benim mafyaya verdi hanımefendi. Binali amcam geç şimdi mafyayı. Sen hocalara dadan mısın? Ben buradan bas savcıya seslendiririm İstanbul savcıya. 30 yıl ablacığım tutma beni, bir konuşmam ya. Mafya meselesinden bahsediyorsun. Bas savcıya seslendiririm. Bunlar beni Firdevs Dağ... Hasan Yılmaz beni mafya verdi. Bunları çağırıp bunları mafyaları bulduracaksan bunlara. Kaç yıl önce? O savcım sana kaç seslenirim. Önce? Kaç yıl önce? Reisi Cumhurum sana seslenirim. Kaç yıl önce? Kaç yıl önce? Kaç yıl önce? Kaç yıl önce? 30, 40, 50. 15 sene oldu. 15 yıl önce mafyayla işbirliğine mi girdin? Ablacığım getirme adamı buraya. Ha? Şahit ver burada. Bir dakika Firdevs teyzem cevap versin. Ver Firdevs. Aa, oraya beni süraz. Ama bak vurma ha adama. Yok. Sakın bak. Terlik merlik. Ablacığım şunu gelirsek ablacığım. Bak kaka yiyorum ablacığım. Sus! Ya susacağım lan. Ablacığım bak gelirse benim eser. Kaka yiyorum ablacığım. Vurma. Oradan konuşsun ya. O sana kıyamaz. Zaten seni Allah özlemiş Allah. Bak. Ben olanları konuşurum. Yok yok hala dur.
40 tane memen nerede? 40 tane memen nerede? 40 sene beraber yaşadık. Sana 50 köle dediğim gün var mıydı? Ama vicdanen konuş. Ney? Yalan söyleme. Ney var mı? Dediğim var mıydı? Bir kere sana kötü söz söyledim mi? Elinin körü dedim mi diyor. Sana hiç... Sözcükler şeydene kadar demedin. Sözcüklerden sonra her şey, sözcükler büyüdü, her şeyi yaptın bana. Yapmadığın kalmadı. 11 yaşındayım, ben ne yapabilirim ki? Sözcükler şeydene kadar Allah var, bir şey yapmadın. Attığı zaman. Şimdi Allah var, şimdi desen mi? Allah... Sana iyi bakmış. He? İyi bakmış. Ya neye bakacak? Yemeği pişirebilmez, pişirebilmez ya. Sen neye bakacak beni ya? Yemek pişirmeyi... Ben çocuklarımı lokantalarda mı ettim? Ondan sonra analık geldi, analık yaptı ya. Lokantalarda mı hep karnını koyuyordunuz? Allah Allah. Ha? Annem dükkana bakardı, babam dışarı gittiği için yemek yapacak evde. Ben ondan lokantalarda besledim abla. Ama kadın çalıştığı için yapamamış. Neyi çalıştık? Hatta şöyle... Ne yapmış bana? Şey mi yapmış? Tarla mı pişmiş? Ne yapmış bana yapamamış? Tarla mı pişmiş? Cehenneme gidirdin de beni koyardın dükkana gidirdin. Sonra da milletten duyuram ki şeyde karta şeyde cebimde. La bir koyun aldım, koyunu geldim kesmiş etmiş söyledim 33 lira eti geldi. Dedi ki koymuş attım şey onun için zaten söyler babam da kandıraya gitmişti. Sen demedin mi şey buradan aşağı sırt da dağılı gitti. Sen yalan söylüyorsun bak sırtada. Yalan sen demişsin Hasan. Evde kurma eve et geldiği zaman herkes et yerdi. Ne çocuğuna ne rahmetli babama yaşlıdan. Annem yemesin diye. İyi de Binali'm dur Hasan. İyi de Binali amcacığım, yani Firdevs teyze hep senin dükkanlarında çalışmış, senin işinin ya, başında abla durmuş. Yapma ya, abla yapma ya. Mehmet Üçen amca çalışmış ya. Bir dakika. Ben çalıştım, çaldı, çıktı yanaydım, akrabanın ticarlık yaptı. O yalanların başını yesin he. Binali Bey, madem çalışmadı, bu paraları hani arakladı, başkalarına verdi diyorsun da çalışmadığı yerden nasıl para arakladı bu ya? Allah verdi bana, dürüst ol Allah verir sana ya. Dürüst ol. Dürüst ol, Allah verir, çalış. Ya dürüst ol, Allah verir de şunu diyorsun ki, Firdevs teyze kasadan alıyor, çalıyor, akrabalarına veriyordu. Kasayı bekliyor olması lazım. Nerenin kasasını bekliyordu? Yani, dükkanın kasasını. Nereden dükkanda çalışmış götürüyor? Ki bu kadın diyor. Dükkandaymış ki çalıyor. Abi de, ben onu dükkana müşene sokmadım. Bak bin adamcağım, bazı şeyler... Bin bereket olmaz, müsaade buyur, müsaade buyur. Bin bunların üç bazı üçün cildi ya da bin bereket olmaz. Bana nuska yediyordu. Ben iki sene tüçene, müşene giremedim. Ondan sonra girdi tüçene. Ben daha bilmiyorum. Daha ne yaptı o bilmiyorum. Ya şimdi bir... Ben kocayı bulup yanına kadar geldim. Şimdi ne yapayım? Ya zamanında ağla, bir şey ağla. Binali amca senin zaten eşin değil mi? Senin işlerinin başında da duruyordu. Oh yemiş paranı. Ha karın değil mi? Yiyecek tabii. Yok yok hala. Karın değil mi? Ya yese yeydi, yemedi. Öyle bir şey yok yani. Tamam. Yok, öyle bir şey dağıttı başını. Akrabana dağıttı ablacığım. E tamam. Köylüsü var, şöyle gidecek bir kuruş para yok. Sen gitme, ben sana adam ediyorum. Dört daire sahibi tamam, oldu adam. E tamam, akrabalarına vermiş. Ne olmuş? E ne olmuş? Akrabalarına vermiş. Sen 30 yılın eşinde. Niye onun pilleri şey, soğukladı şey gezdi senin ya. Şimdi evlendiğin kadın var ya. O kadının sana ne hayrı var? Var mı bir hayrı? Nerede o kadın? Hani ben senin yanında görmüyorum. Kadına kurban giderler kadına. Altın için mi kadın? Gidelim, nerede Fezile? Ya düşü yavruydu. Atma. Gitti. Dede sürekli atma. Yalan söylüyorsun sen ama ya. Allah'ını seven ben. Bak torunun konuşuyor. Konuş olsun. Bak hastaneye ben torunum, seni götürüyorum. Sen 5 aydır senin yanındayım. O kadın bir kere bile gelmedi. Doktorlar bana demedi mi? Bu adamla niye ilgilenmiyorsunuz? Bak bu adamın ilaçlarını almıyorsunuz falan. Bana kızdılar. İlk, ben işten ayrıldım 5 aydır. Sizin peşinizde koşuyorum. Babaannem hastalığı. Seni, onun bunu, bak, onun seni, bunu demesinden sen iş yapma. Kulakların duyacak, gözlerin görecek. Allah'ın fadada şahit, şahit, şahit. Camiden bahsetsin canım. Dur, hayır, hayır, atmaz, demesine. Atmaz. Yok, öyle kaldırıyor. Camiden sinirli olduğu için ama yapmaz değil mi Firdevs teyze? Sen can tut. Yapmazsınız. Ben onu yapsaydım daha zamanında yapmıştım. Ben o insan değilim. Ay canım ya. Beni büyüten töreli insanlar idi. Böyle bu soyu. Emisyonun oğlu var şeyde Erenköy'de istersen getirin buraya. Binali abi geçen sene Tüçen'e geldi. Ha. Maşallah Sübhanallah sen onun derdini nasıl ettin? Benim emmimi kızı. Her gün köyde uygun yapıyor. Her gün bir bağ düzüldü. Ama bir şey getirin buraya. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Senin söylediğin şeyler Binali amca. Ama bu kadar yalanı nasıl söylüyor? Allah'ını seversin sen. 67 senedir köyden çıkmış bu kadın. Yani 67 senedir. Yani şu... 67 senedir. Söylediğin ama yine şeyde, düşeceksin baba. Baba yine düşeceksin. Yine bizim elimizde düşeceksin. Mecbur kalacaksın. Bu kadın seni terk ederse yeni evlendiğin. Kim? Yeni evlendiğin kadın ablacığım, var ya. Ablacığım bunlar benden üç kardeş şey bir tanesi boşanı geldi de bunlar benden 3 sene hiç konuşmadı ne bayram şey. Baba yalan söyleme. Tamam baba. Fezile sana nasıl bakıyor? Gül mi bakır? Nasıl bakıyor? Gül gibi. Gül mi bakır? Gül gibi bakıyor. Yanında kalıyor mu? Ara sıra gelip yemeğimi yapıp gider.
Bu evlilik mi şimdi? Bu evlilik mi? Yapır gider işte. O bakıcı olur, evlilik bakır. Olmaz. Gülsüm, o eşi olmaz ki. Gülsüm'ü bakır beni. Yani öyle bir şey olmaz ki. Ona ara sıra geliyor. Öyle öyle karı koca. Gün aşırı gelir yemeğimi yapır ki evi temizliği. Nereye gidiyor? Gün aşırı gelir yemeğimi yapır evi temizliği. O bakıcı o zaman. Kız yalan söyler anam, yalan söyler. Tamam diyor ki kadın geliyor diyor, bakıyor gidiyor diyor. Kalmıyormuş yalan, yalan söyler işte baktığı ne. Öyle eş olmaz ki ama. Ya yeni anlaştık, oğlunu verene kadar geliyor. Oğlumu verelim, ondan sonra gelir temel oturur. Sen anlaştık. Bir sana dönüp senin yanında kalacağını düşünüyor musun? Tabii tabii, o ne demek? Ne demek? Asalet sana... Asalet çok sever mi? Peki, hanım. Bak bak ne sordu? Bir daha de. He. Bir daha de. Seni çok sever mi? Dağlar kadar sever. Ne? Dağlar kadar sever. Dağlar kadar sever. Dağlar kadar sevse şimdi senin yanında olur. Ay güzel. Görmek istemiyorum. Firdevs teyze. Ben seni hiç koyup şurada yalanıyorlar bir yere de gider miydim? Nereye gitsem seninle beraber edim. Senin düşmanların gelirdi, seni geriye koyardım. Ben geçerdim onların önüne. Onları ben öyle der, böyle der, yola koyarım. Yaptın, Allah razı olsun. Onu yaptın, tamam. Ha. Ben şey, inkar etmem, ha. Tamam. Yaptın onları ya. Ama uşaklar büyükten sonra... Hayat hep böyle ya. Uşaklar büyükten sonra yoldan çıktın. Onu niye anlattın sen? Ne yoldan çıktın? Bu kadın senin evine 2-3 günde bir mi geldi evliliğin boyunca? Şey, ha? Bu mu? Ha? Firdevs teyze. Ya bunu kimse kabul etmemiş, kalmış evde ya. 15 yaş. Kalmış evde ya. Amca, böyle konuşamazsın. Niye ben niye konuşamam ben? Doğrusunu konuşuyorum. Kalmış evde işte babamı kandırdı. Evlenmeseydi. Allah Allah. Allah Allah. Sen iyi bir şey olsaydın Allah. Sen de kabul etmezdin. Vallahi sen demek ki beğenmişsin ki almışsın ne yani. Ne beğenmez beni göstermediler şu abla. Ne görmenle ne babama ne babam. Tam 30 yıl babam niye yaşadın? Babam görseydi kabul etmezdi. Allah var. 30 yıl niye yaşadın Binali amca? 30 yıl niye yaşadın o zaman? Ya boşatamadık ki ya. 30 yıl boyunca mı? Kaçtım geldim gurbete babasına mektup yazdım. Boşatamadım çıkartamadım. Senin evlendiğin kadın öyle öyle olmaz bak. Sen Fezile ile evlenmişsin ya genç kadınla 40 yaşındaki kadınla. Geliyor mu ya senin 47 yemeğe? Yaşında ya. Ya 40 yaşlarında işte. 47 yaşında ya. Ya tamam biz de 42 diyor herhalde. Yani bak ne diyeceğim sana. Öyle yani. Öyle karı koca ilişkisi korkma, olmaz ben ki ama. Korkma ben onu vurmam. Ha? Yazık değil mi benim elime? Öyle anlaştık olur mu? Oğlum evlene kadar dedi. Gel oturalım aşağı. Öyle anlaştık. Seni seviyor mu o kadın? Dağlar kadar seviyor. Seni seviyor mu? Bir dakika görmese deli olur. Bir dakika görmese deli olursa o zaman keberdi desene. O zaman seninle kalırdı Binali amca. Ya onu boş verin seni kalsın kalmasın. Ne diyor sana bir dakika görmesem deliriyorum mu diyor. Ne diyor? Bir dakika görmese hemen telefonla ne yaparsın ne istersen gelir hemen gelir. Hemen gelir mi? Gelir hemen gelir. Yeme yapar, sayma yapar, içeri geçeydi. Bak geçer gider diyorsun. Ben bir yani niye eşimi ben çok seviyorum, niye gideyim ki? Hep yanında kalırım. Ya yılan mısın? Herhalde kendi biliyordum. Yemek pişir çocuklarına da, ona da yemek pişir. Yani ben de yemek pişir. Binali amcam, yani bunu sana söylemek çok hoş değil ama sen ne yapıyorsun Firdevs teyze? Sen ne yapıyorsun? Sen ya, ne yapıyorsun? Ayakkabın ya, terbiyesiz yapma. Hayır atmaz. Hayır, ben bunu vermem. Ben bunu vermem. Dur. Bunu vermem götür. Sen ben bana ver. Vermem ya. Vermem. Atma ama lütfen vermem. Firdevs teyze. Terbiyesiz. Yok. Doğru konuşsun. Atma. Ben doğru konuşuyorum. Ben öyle konuşmam. Ben Allah'tan korkan bir adamım. Terbiyesiz. Ne aldın oradan bu yani ben? Hiçbir şey. Ne? Sen burada dursun. Doğru konuşsun. Değmez o terlik kadar. Hayat hep böyle değilmez. Değil mi ya? Ya sana terlik emek veren, değil, seni çok ben seven. Çektüğümü, ben bundan çektiğimi, boş versen. Ben çektüğümü içimdeden çektim. Binali amcam sen ne çektin diye sana soruyoruz. Ya bir adam akıllı ben bir şey alamıyor. Mi? Vay akrabalarına para verdi. Ona para verdi. Ben anlatamıyorum sen anlamışsın. Ya iyi de başka bir şey. Çocuklar olana kadar bana kardeşimi yaradı. Bağla ve düşman sahibi yap. An. Çocuk oldu sonra tamam. Niye düşman sahibisin? Onu da anlat bari. Onlar ben bu yaşa geldim, coppa yemedim, şey etmedim. Allah'a meşhur olsun. Bana tehlik atırsan. Binali amcam, ben şimdi bak bir canlı bağlantı yapacağım, tamam mı? Şimdi ben senin ekibine, pardon senin evine benim ekibimi gönderdim. Senin şu evinden bir canlı bağlantı yapacağız. Hani kimse konuşmadı. Ha? Tamam mı? Tamam. Bak Sude... Senin oğlunun yanında Hüseyin var ya, sen Hüseyin'le kalıyormuşsun. Ha. Bak Hüseyin'e soracağım. Bir de amcacığım kalkar mısın? Bak senin şuradan bakarsın. Bak kim bu? He. Hüseyin senin oğlan. Senin evindeler. Bak ben ona şimdi neler soracağım. Tamam mı?
Senin Fezile sana çok iyi bakıyormuş ya. Hı. Ha? Ne oldu? He tamam. İyi bakıyor. İyi bakır tabii. İyi tamam. Hüseyin selamlar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sen babanla kalıyorsun, Binali amcayla kalıyorsun o evde. Evet. Nasıl Fezile ile karı koca evet. ilişkileri? Fezile iyi bakıyor mu babana? Evi merak ediyorum ben açıkçası. Babamın şu anda eşi dünyanın bir numarası. Çok güzel yemekler yapıyor. Ha. Ev tertemiz. Ya baldo gibi yalayabilirsiniz yani o şekilde. Allah Allah. E gösterin bize o zaman o evi bir. Bir görelim. Tabii. Binali Bey ve Fezile'nin şu anda evcilik oyunu oynuyor. Başka bir iş peşinde koşmuyor. Ha sen az önce dalga mı geçtin? Tiye mi aldı ha? Evet. Yaptı. Şimdi, ha tiye aldı. Bal dök yala ben derken. Şimdi mutfağa geçeceğim. Gel gel bire beraber mutfağı izleyelim. Gel. Niye oturdu? Gel Binali amca. Evet. Senin oğlan biraz esprili konuştu. Diyor ki bal dök yala öyle ki temiz, öyle ki güzel diyor. Bak. Bu mükemmel buzdolabı. O da oradayız. Bu patatesler 4 günlük. Yemek 1 haftalık. Bu adam bir de kolon kanseri iyileşmesi gereken bir adam yani. Bu dura dura acımaya başlar. İnsanın midesini yakar. O yemeği kim yaptı Hüseyin? Evekçini yaptı daha yemeği. Yalancı. Evekçini daha düşürdü yemekleri. Kendi yaptı. Bu 1 günlük yemek değil bu. Evekçini yaptı. Bunları. Ama az önceki evvelsi günlük yemeği benziyor. Evekçini yaptı abla. Ama sen yapmışsın yemeği. Bunlar 1 günlük yemekti. Ben bir şey bilmiyorum. Sen mi yaptın? Çorbayı ben yaptım, şeyi o yaptı. Hani Gül gibi bakıyordu sana? Fulya Hanım kendi yapıyor yemeklerini. Çorba yapamamış mı ha? Hani Gül gibi bakıyordu? Fulya Hanım, şu gördüğünüz patatesleri ben pazar günü gece yaptım. Hasan. Sahurda yedim, gerisini bıraktım kendiymiş. Evet. Hasan, tuz yedirmiş ya, onu söyleyesem. Allah Allah. Hüseyin, yani dolaptaki yemekler 3-4 günlük yemekler diyorsun. Yemek ya evet şunu daha evet şunu yemek. Tamam onu da sen yapmışsın zaten Binali Hanım. Turbayı ben yaptım. Hani Fezile Gül gibi bakıyordu da. Evi bize gezdirir misin? Mu? Evet Hüseyin'ciğim. Sen ağzını. Ay Hanım, o niye öyle? 2 günde gelen bir insan. Bakın şu tepside ben pazar günü gecesi sahurda yemek yaptım yedim. Yarısını babama bıraktım. Tavuk yemeğiydi. Bakın bugün 4. gün tepsi hala fırında pisliğiyle duruyor yani. Pekala yemeği yedin, kabı niye yakamadın? İçini yediğinde dişini niye yakamadın? Bak bak şeyi açsana bir fırını. İçinde yemek olduğu için size bıraktım. Hüseyin fırını açsana. O fırın var ya 1 yıldır hiç temizlenmemiş. Tabii. Bak yağ içinde. Görüyor musunuz o şeyi? Bak bak pislik içinde. Evet, evet. Yağ temiz içinde mi? Ya küflenmiş. Oh. Binali Bey bak, temiz mi? Oh. Sen sorsanız ben temizledim der. Bakar mısın evin durumuna? Ya ne kadar temizlemiyor abla yanmış ya şeyi. Yanmış ya ne kadar Fulya Hanım. Öyle şey mi? Çok güzel yağ sökücüler var. Tamam. Fulya Hanım bir şey sorabilir miyim? Söyle. Bu babama sorar mısınız? Fezile Hanım bu mutfağı ne zaman en son temizlemiş, düzeltmiş? Evet şimdi temizledim. Size ben bir şey daha göstereceğim çünkü. Evet. Ne zaman temizledi? Öyle mi? Tamam. Dolabı da evet şimdi temizledi. Bakın ben açıyorum evet, kapakları. Dağınık öyle poşetleriyle koyulmuş. O gazeteyi bari değiştirseydiniz ya. O fırının üstündeki gazete ne? 3 yıllık gazete. Evet. Şu anda görüyorsunuz değil mi? O gazeteyi bir göstersene Hüseyin sana zahmet. Bak fırının üstünde var ya. Altında. Bak ha. Bak fırının üstüne fırının koymuşlar. Gazeteyi. Baksana o bile yağ tutmuş ya. Evet. Şu şey var ya mini fırının üstü. Mini fırının üstünde şey var gazete var. Niye dolabı açıp durdunuz yahu? Mini fırın tamam. Diyorum. Az önce gösterdiğim fırın. Bir dakika. Buraya göstereceğiz. Doğru gelelim böyle. Mini fırın üstündekini. Baksana o gazeteyi göster. Tamam. Baksana. Onun bile o bile yani 2 yıllık falan herhalde o gazete ya. O bile şey olmuş. Evet. Sararmış artık yani. Yanıyor soba. Ozak yanıyor bir şey. Babam şimdi hani der ya ben başım ağrınca hocaya giderim falan. Sadece çözülmek için. Dün ben görmüşüm zaten kavanozun içinde okunmuş kağıtlar vardı. Bugün dökülmüş ama bir parçası lavaboda duruyor şu anda. Ay hala hocalara mı gidiyorsun Binali amca? Neyi? Hocalara mı gidiyorsun? Yok ben hocama gittim. Ha? Bozdurma için gidiyorum. Şu banyoyu da bak, bir görsün. Bak. Buyurun bakın bu ayet elimde şu anda. Ama bundan 5-6 parça daha vardı. Onları göremiyorum sadece bu. Allah çarpmasın bizi.
Ya böyle şeylere inanılıyor abla, mu hala? Yani yapmayın ya. Usta yaptırırlar ya. Hocaya gidirem, Allah razı olsun. Bozuyorlar, rahattırırım. Hani mesela başım patlıyor. İnali amcam, seni kandırıyorlar. Beni kandırmıyorlar. Öyle bir şey yok. Yani başına geçer. Bir hoca para karşılığında yok, öyle şeyler yapmaz. Eğer seni düşündüyse okur şöyle üfler. Yani, sabaha kadar da yatamıyordum. 70 tane hoca dedi, bazada 70 tane sonra ben 70 yaptım. Tane muskayı aldım. Evet. O muskalara ne kadar para verdin Binali amca? Para almadı şu. Ha? Para almadı. Ama sen zamanında Fırıya çok paralar akıtmışsın. Akıttım ben. Zamanında verdim ama adam para almadı. Sen dedi, senden para alman dedi. Seni kandırmış olabilirler mi? Yok yok. Kandıramaz. Niye sen hala böyle hocalara gidiyorsun böyle ne şeyler? Ne yapalım? Başım patlıyor. Muskayı çıkartırsın. Rahatlıyorum. Bir dakika. Allah Allah. Evi gezdirmeye lütfen devam et Hüseyin ve Sude'cim. Telefon nedir köyde? Banyoyu merak ediyorum. Şu anda biz... Efendim? Banyoyu çok merak ettim. Tuvaleti mi göstereyim banyoyu mu? Sen şu anda merak. Tuvaleti gösteriyoruz biz size. Tamam. Bak tehdit ediyor. Sen belanı buldun diyor bana bir de. O bayrak değil mi orada? Şimdi banyoya geçiyorum. Şu anda banyodayız. Geçeyim içine. Bu banyo en son ne zaman temizlendi? Ama! Galiba 2,5 sene oldu. Ay o yeri bir göster. Şu sol tarafa bakın da bayağı bir jivetler var yani çok eski oldu belli. Aynaya bak. Aynaya bak, aynayı bile temizlememişler yahu. O ne ya? Aynayı valla ben geçen nasıl diyeyim size 3 hafta önce banyo etmişim o zaman yıkamıştım ama. O banyonun o yerler çok kırık kötü. Kırık cam var burada. Ya tamam illa lüks olmasına çok gerekmiyor yani. Ya. Baksana. Daha konuşmuyor niye? Küvetin içinde. Fırıya Hanım. Sen bir de bu amcam bir de hasta Binali amca. Sen bak çok da sıkıntıların varmış, hastalıkların varmış. Kolon kanseriymişsin. 12'sinden. Sen nasıl böyle bir ortamda yaşıyorsun? Ve sana hiç bakmayan bir kadına sen neredeyse servetini veriyorsun. Ya Binali dayı. Gerçekten var ya dolandırıcılık şimdi. Yani resmen seni dolandırmışlar Binali amca. Şu an... Binali Bey şu an... Duvara çarpmış gibi oldu Binali amca. Ben çünkü benim birilerinin bu gerçeği ona söylemesi lazım. Ben ne diyeyim? Oldu. Öyle bir banyo olabilir mi ya? Tamam. Olmaz mı yani gel ben konuşamıyorum. Ora nere? Ora nere? Onun orayı... zamanında eve girer miydik o kadar? Herkes sizin iyiliğinizi istiyor. İyi hiç yapma. Allah ya. Bak. Fulya Hanım. Evet. Babamın... Fulya Hanım. Evet. Babamın şu anda evde %90 kullandığı yer burası. Zamanını geçirdi. Dağınık burası da. Hijyenik bir ortam yok. Çok hijyenik. Bak şu eski televizyon çalışmıyor mesela. Ben bunu hurdacıya vermek istedim. Hani evden çıksın diye. Onu bile bana çıkarttırmadı. Ben yani evde bir şeyler yapmak istiyorum ama kendi bir türlü müsaade etmiyor. Hani şimdi hep bize suç atıyor ama bir şeyler bıraktırmıyor yani bana. Az önce bana bir... kalsa ben düzeltme yapacağım. Ya nedir bu? Bu Fezile diyor başka bir şey demiyor. Ne bakıyormuş, ne evi temizliyor, ne hanımlık ya, yapıyor. Ya Fezile işte benim şöyle söyleyeyim. Benim annem zaten böyle bir şeye layık değil işte düşmüş yani annesinin babasının yüzünden. Buna böyle bir insan lazım. Yani kaç gündür eve geldi yok, evi temizle diyor, hala onu savunuyor ya. İnsan evet. Yani bir acayip oluyor. Evet. Hüseyin. Hani yapsa da savunsa da bir şey demeyeceğim. Yan odayı gösterir misin? Az önce dağınık bir odanın önünden geçtiniz. Orası kimin odasıydı? Yatak oda. Oturma odası. Orada oturur. Odanın %30'u. Odanın %30'u bana ait, %70'i ona ait. Ha burası mı? Burası kendi yatak odası. Fezile Hanım bu eve geldiğinde burada mı uyuyor? Ben iki akşam denk geldim. Kendisi bu odada yattı, Fezile Hanım deminki odada yattı. Fezile Hanım, yana görmedim yani hiç. Fezile Hanım'a ait eşya var mı burada? Sadece bir tane terliği var. O oda ne yahu? Bu odayı da göster. O oda kimin odası? Ya bu oda şöyle, bu oda aynı bir ardiye deposu gibi. Şey getirir şey. Orada ayakkabıların ne işi var ya? Bunlar hep babama ait. Yukarılar. Bunlar neden orada? Niye gazete şimdi var yahu? Koyacak yağmur için. Çünkü bir örtü serilemedi mi oraya? Dışarı yağmur yağıyor. Bu kadar varlıklı, zengin bir adam bu böyle bir yerde mi yaşamalıydı Binali amca? Sen kendini buna mı layık gördün? Orada yatır işte ayakmalı düşmüş olanlar. Evet sen orada da oluyor. Hüseyin Bey. Yani sen eş diye yani sen diyorsun bir de bana gül gibi Hanım, bakıyor. Nasıl gül gibi bakıyor? Mi? Ya oturma odası tertemiz oda. Neresi temiz ya Binali amca? Niye? O banyon, tuvalet, mutfak ne haldeydi? Ne oldu tertemiz tuvalet banyo tertemiz mi? Ay iyice yani sen Hanım, kör ya, olmuşsun camlar Binali amca. Camları aynalar etmiş. Hüseyin Bey. Banyoya bir daha gider misiniz Sude? Hanım, o banyoyu bir daha göstereyim. Banyoya temizledi yani. Bakın ben bu aynayı iki ay önce yakına da sen şunu da temizlemiştim. Hmm.
Camsille. Seçelim ha. Bakın iki aydır ne halde? Banyoya bir gidin banyo, bir daha lütfen. Banyoyu göstermek istedim. Ha. Tamam. Banyoya geçeceğiz. Buyurun. Banyoya tertemiz dedi ya. Şu anda banyoyu gösteriyoruz biz. Önce bir zemini gösterin, bir fayansları aşağıyı. Ha, o bak. Fayansları aşağıyı. Bu tertemiz mi? İsterseniz ben içeri gireyim, sandalye çekeyim. Daha bu tertemiz mi Binali Hanım? Kalabodur işte, kalabodur işte. Ne kadar şeysel işte. Amcam şu iskemleyi bir su dökememişler mi? Kimse temizleyememiş mi? Oranın hali ne ya? Küvetin hali ne? Fulya Hanım. Bu ne Allah'ını seversen? Fulya Hanım. Aa. Fulya Hanım. Evet. Fulya Hanım. Dinliyorum. Babam diyor ya bu kalabodur diye. Şimdi tamam bu kalabodur. Belki çıkmaz eski de. Bunlar da şey plastik bidon yani. Üstlerine bakınsana. Şu kire bakın yani. 7-8 aylık. Bakın. Ya toz içinde ya. Böyle mi temizlik içinde oluyormuş? Ay bir de su yani ya. Bir de o şimdi ağzı da açık mı? Zaten bir atasözü var. Pis pisi bulur ya. Elektrikli ısıtıcı da banyo. Evet yani. Burası rahatsız ama vuran olmadı. Bu da ayrı bir yani, burayı aşağıya koyar. Bir dakika. Bir şey göstereceğim sana. Onu eve koymaz. Şu, pardon. Pardon. Ha. Şu, ben bir fırında çalışıyordum da çuval getirmiştim. Ha. 1,5 sene olmuştu. 1,5 sene olmuştu. O unun bile etiketi burada duruyor. Düşünün yani. Fezin Hanım burayı hiç temizlememişler demek ki. Bu banyonun halini gördün değil mi? 1,5 sene oldu. Binali amca temiz mi bu banyo? Adapazarı'nda fındıkla ya, çuval şey, götürdük. Altı temizlememiş şey ya. Ha. Bu da çirlenmiş ya. Bayağı kirlenmiş değil mi? Evet, bayağı kirlenmiş. Mutfak da bayağı kirlenmiş. Yok, mutfak yemekler küflenmiş. Mutfak temiz, mutfak temiz. Mutfak temiz mi? Sudeciğim bir daha mutfağa gider misiniz? Mutfağın temiz olduğunu söylüyor Binali Bey amcamız. Gül gibi bakıyor dedin değil mi? Gerçekten gül kokusu burnumuza kadar geldi. Yine bakır yani ben demedim şey eve evet, bakır demedim. Ben eve bakır dedim. O evde kim yaşıyor? Tamam o evde sen yaşıyorsun. Yani. Tamam. Fulya bir de şey izleyicilerimize söyleyelim. Bir yıldır evliler yalnız. Yeni evli değiller. Bir yıldır evliler yani. Aha. Bir yıldır Fezile Hanım o eve geliyor. Bir yılda toplasan 2-3 gün girmiş zaten. Evet. Şu anda biz mutfaktayız tekrar. Evet. Nereye göstermemizi istersiniz? Mutfak diyor ki temiz ya. Her taraf aynı yani. O küflü yemekleri bir daha göster Hüseyin sana. O zaman biz lavabodan başlayalım. Göster göster. Lavabodan başlayalım. Evet. Gelelim bu tarafa doğru. Evet. Şu anda lavabodayız. O tavayı gösterebilir miyim ben? Tava. Tava duvardaki tava var. Marka var. Marka var. Yok, tavanın içinde yok ama. Buyurun. Bu temiz mi? Bu 2 gün önce yıkanmış tava bunlar. O yemek yapmış. Bu temiz mi? Yemek yemiş asmış oraya. Ya bir dakika temiz mi? Ya temiz değil ama işte o yemek. Yalnız Fulya Hanım ben tavada yemek yapmadım. Tepsi yemeği yaptım bıraktım. Tamam tamam dön bana. Ben zaten tava yemeği yapmayı bilmiyorum. Geçen de patates kızartmışlar onu da alsın oraya. Patatesleri ben tepside yaptım. Bir de yemekleri göster. Şu anda fırını açacağım. Ha fırını da aç sonra yemekleri de göster. Fırını açayım ben bir. Evet. Tertemiz ha? Buyur. Nasıl temiz? Temiz? Bak onlar sıyrılır temizlenebilir. Fulya Hanım. Temiz değil bu. Ya şu gördüğünüz tepsiyi abi. Bakın ben pazar günü gecesi yaptım. Ya yeni şey var yeni sene. 4 gün olmuş tepsi aynı anda duruyor. Ya bunu, ha, yarısını ben yedim yarısını yani. Babam bıraktım yesin diye. Bir de yemeği göster Hüseyin. Binali ya. Amcam ne tamam, söylersen. Hemen. Bir şey söyleyeyim burada yapılan yemek insanı zehirler. Kaldı ki siz hastasınız çok daha kötü sağlığınıza tehlikelidir bu. Ya. Böyle bir şey olur mu ya? Orada yemek mi hazırlanır? Seni çok seven bir kadın böyle yapmaz Binali amca. Cerenin haline bakın ya. Yani sen 6 dükkan... 2 arsa, başka 3 daire miydi? Yani neredeyse 2 ev, 6 dükkan, 3 arsa verdiğin kadın. Fulya Hanım. Senin evlendiğin kadının işte Fulya sana Hanım. Yapmış olduğu muamele bu. Ve sen hala diyorsun ki gül gibi bakıyor bana. Bana bakır yani ben diye benim şeyime bakır diye bana bakır. Senin neyine bu saçını mı tarıyor Binali amca? Söyle. Daha yukarı kaldı, daha yukarı kaldı Hüseyin. Ya harbi ama... bu ne ya? Düşmüyor, yere düşmüyor. Fulya Hanım ben bunu pazar günü sahurda yaptım. Bıraktım yesin diye. Yanında tavuk da vardı. Bunu bu şekilde nasıl yiyor yani? Ben kaç sefer ikaz ediyorum. Sen karışma diyor, ne yapacaksın diyor. Yiyen ben değil miyim? Yani bunu insan yer mi bunu?
Hadi bunu diyelim ki benden kaldı. Bunu ne zaman yapmış? Bakın bayağı bir kabuk yapmış yani yemeğin üstü bile. Bu nereden baksanız 4 günlük. Vallahi oraya sen bir Hüseyin. Zaten yeme tencerenin kenarlarına bakın zaten. Sanki şey falaçta bir şey dökmüşünce karışmış gibi oluyor. Sen yapabilir misin bilmiyorum ama bence acilen temizlik şirketinden 4-5 kişiyi çağırın oraya. Bir dezenfekte de yapılsın. Yazık yani. Vallahi seni öldürmek istemiş bence. Ben artık bunu anlıyorum. Zehirlensin de ölsün demiş herhalde bu kadın. Bilmiyorum Allah. Şoklarını yaşadın ama orayı sen. Allah bilir ben ne bileyim. Ne hissediyorsun şu an? Ben senin kabrine bileyim senin kabrine ne var ne yok. İyi oldu mu bu yayın? Bu yayın iyi oldu mu? İyi oldu, iyi oldu. Neyi gördün? Bu yayın sana neyi gösterdi? Her şeyi gösterdi. Ne? Ne ders çıkartıyorsun? Baksana mesela? İşte orada adam gösterir. Orada gösterir işte şöyle böyle. Sen biraz düşün tamam mı bu yayını? Tamam mı Binali amcacığım? Tamam, tamam. Fezile'yi de merak ediyoruz. Bakalım ne cevap verecek senin eşin Fezile? Hı? Bilmiyorum ne bileyim. Ah ah. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Bakalım Fezile ne cevap verecek? Bir şey söylemek istiyorum. Çok rica ediyorum. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. İnsanların gözünde böyle bazı insanlar var. Bazı kadınlar ve bazı erkekler. Gözleri ve akılları hep o insanların cebinde, parasında. Allah'ınızı severseniz başkasının parasıyla, malıyla, tapusuyla bu kadar ilgilenmeyin. Hatta hiç ilgilenmeyin. Sizi bağlamaz o insanın mal varlığı, tapusu. İstismar etmeyin. Bu yayını çok önemsiyorum. Yorumlarınızı da çok önemsiyorum. Reklam arasında yazdığınız yorumları da okuyorum. Lütfen paylaşın, yazın da. Yani Fulya ile Umudun Olsun nokta Fox Instagram sayfasındaki yorumlarınızı bekliyorum. Ama şunu da açıklık getirmek istiyorum. Biz bu yayını yaparken mesaj veriyoruz aslında, anlatabiliyor muyum? Çünkü bir yaşlı bir amca genç bir kadın tarafından sırf parası var diye, sırf malı mülkü var diye istismar ediliyor. Yani 30 milyonluk mal varlığına konan bir kadın var. Bir amca kandırılıyor burada, Binali amca. Ne karı koca ilişkileri var. Resmi nikah kıyılmış ama. Binali amca o kadının umrunda bile değil yani. Dolayısıyla az önce yaptığımız yayın gerçeklerin ortaya çıkartılması için çok önemli. Yaşlı bir amcanın kaldığı yer, hasta bir amcanın kaldığı yer. Efendim temizliği sadece kadınlar mı? Hayır tabii ki kardeşim. Mesele o değil. Erkek de yapar, kadın da yapar. Herkes yapar yani, hayat müşterek. Ama lanse edilenle gerçek çok başka. Burada bir istismar durumu var. Burada bir kandırılma durumu var. Allah'ınızı seviyorsanız. Kadını erkeği diye ayırt etmiyorum. Zengin bir adam mı var? Parasına konalım. Zengin bir kadın mı var? Parasına çökeyim, kandırayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ınızı severseniz. Binali Bey'in oğlu Firdevs teyzenin de oğlu oluyor yani. Hüseyin Bey kendisi istedi. Benim babamı bu Fezile'den kurtarın. Mal varlığına çöktü adeta. Ve biz böyle bir ortamda yaşıyoruz. Kendisi bu yayının yapılmasını istedi. Ve biz de canlı bağlantı yaptık. Kimsenin evine izinsiz girilmedi tabii. Oğlu yaşıyor evde. Binali amca yaşıyor evde. Herkesin izni var. Şimdi Fezile hattaymış Fezile Hanım. Alalım. Fezile Hanım. Hüseyin bir şey. Hüseyin bir şey mi diyecek? Efendim Fulya Hüseyin. Hanım. Dur bir saniye Fezile. Bir Hüseyin. Fulya Hanım. Hüseyin Bey efendim. Şimdi babamla Fezile Hanım 13-14 aydır evli ya. Bir yıldır evliler. Sesim evet. Geliyor mu? Evet evet. Evet. Evde sadece şu iki terlikten başka eşyası yok. Yani evlilik böyle bir şey mi oluyormuş? Onu merak ediyorum. Sadece evlilik eve girip çıkmak 15 günde bir 20 günde bir öyle mi oluyor yani? Ya. Evet. Zaten dışarı gelir bir tane ayakkabısını bırakır beyaz. Bir tane beş birini giyer. Hani bir tanesini bırakır ki içeride kadın var diye. Bu sefer içeride kimse yok. Komşularımız daha şahit buna yani. Evlilik kurumuna yakışıyor mu? Evlilik kurumu yani ne hale getirdiler ya? Benim istediğim, Fulya Hanım, benim istediğim babamın sağlıklı bir hayat yaşaması, o kadından kurtulması.
Yani bu kadın sana ne verecek? Söylediğin zaman kötü oluyorsun. Demin zaten kendi söylüyor. Sen diyor başına belayı aldın diyor bana. Ben niye başıma belayı alacağım? Öleceksek ölürüz yani. Her şeyin bir zamanı var. Anmasını istiyorum. E sen beni ben onunla çok kavga ettim evde o yüzden. 15 senedir bana baba bile demedi bana. Kardeşin anama avradıma küfür etme telefonda söylemek. Bela evlatlık gelemedi lan. Babam şu anda Fulya Hanım. Babam sadece adını ve soyadını söylemekten başka doğru bir kelimesi yok. Biz ona mafya göndermişiz diyor ya abim veyahut annem. Hı hı. 15 sene önce. Biz o tarihte Burdur Karaman'da fırıncılık yapıyorduk. Hatta yani. Bu kadar yalan da olmaz. Şimdi Fezile... Üst Teğmen'in cenazesine bir Tayyip dakika. Bey geldi. Peki. Şimdi Fezile ile konuşalım. Bence en önemli isim şu an Fezile. Fezile. Efendim. Böyle demek istemezdim ama senin bu yaptığın Fulya Hanım önce ben dinle. Alo. Ha, o evin hali ne Fezile? Alo. Dinliyoruz Fulya seni. Hanım. Dinliyoruz. Ha. Önce ben dinle. Hani diyorsun 30 milyonluk mal var değil mi? Ha. Bir araştırın. Eğer 2 milyon ya da 1 milyon da mal varlığı varsa yemin olsun ki hepsini onlara veririm. Bir araştırın. Tamam, ortada ama senin aldığın bir mal var değil mi Fezile? Ben senin aldığın bir mal var. O evin halini söyle bana. Niye o ev öyle? Söyleyeyim. Beni o zaman onun için de beni önce Hüseyin'e bağlatın. Onunla konuşayım. Sen cevap ver bana. Ben evi gösterdim zaten. Pislik içinde. Tamam Hüseyin'e söyleyeyim. Hani ben ilk hani diyorlar biz babamızın sağlığını düşünüyoruz. Evet. Hüseyin'e de dinini, imanını hani eğer atıyorsa ben ilk o eve girdiğim an o ev nasıldı? Şimdi nasıl o ev nasıldı? O zaman nasıldı? Ya Fezile gözünü seveyim ya. O ev neredeyse 6 aydır hiç temizlenmemiş gibi yahu. Ya vallahi de billahi de binali de biliyorum. Ben zorla temizliyoruz. En son da oğlu binali bırakma demek ki ona öyle demiştiler. Yine de temizliyordum. Ben bulaşık teliyle onun bardak var ya bardak tabakları bulaşık teliyle yani geldiğim zaman. Bulaşık teliyle yıkıyordum. Bulaşık teliyle yıkıyordum biliyor musun? Kaç gün önce geldi? Fezile Hanım sizin bu anlatımınıza göre eve en erken bir yıl önce gelmişsiniz. Hani bulaşık teliyle yıkanmış bir yer görünmüyor bu ekranda ya. Şimdi bakın Fezile Hanım biraz vicdan sahibi olun. Ya bir insanla evlenmişsiniz. Gün aşırı evine gelip gittiğinizi temizlik yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Abi, hani ya bu ev 30 yıldır falan temizlenmiş bir görüntü yok ya. Ya abi zaten yıkık dökük bir evdir. Bak duvarları da biliyorsun yıkık dökük bir evdir. Temizlenmiyor. Hatta dedim ki Hüseyin'e bağlayın dedim Hüseyin babam bırakmıyor. Babam bırakmıyor bir kere babanı bir gizle ya bir yere. Ya ne alakası var? Orada bir damacana vardı. Damacanayı bir gösterir misiniz canlı yayında şu an ya, suyu demiş Hüseyin. Ya damacana suyu dolduruyor ben. Ya damacana çamur içinde yahu. Ne alakası var? Ev zaten Fulya yıkık hani, döküktü. Niye herkesin evi lüks içinde mi yani? Temizlik yani, ayrı bir şey, lüks ayrı Fulya bir şeydir yani. Yo o tabanca var ya balkonu da gösterin. O yağmur suyunu dolduruyor. Yağmur gelince yağmur suyunu dolduruyor oraya koyuyor. Yağmur suyu var ya. Ay temizlediniz. Balkonda. Fezile, aile dediğimiz önce. Şey, evlilik dediğimiz şey bu mudur yani? Bu mu? Ya bırakmıyordu. Bir de söyleyin, binali yalan konuşmaz dediğine, imanına. Ben mi bırakmıyordum, yoksa sen mi yapmıyordun? Vallahi binali yani Bey amcanın dili tutuldu. Ben yapıyordum. Vallahi yine dili tutuldu. Ben, Fulya Hanım, yine gizlice ben yapıyordum. Yo binali orada yalan konuşmaz. Dediğine, imanına, sen de dersen onu söyler. Senden kurtulması istiyoruz. Lütfen onu sorar mısın? O mu yaptı? Sen ben o Binali'ye söyledin de dinine, imanına, kadını yapmıyordu yoksa sen tamam, bırakmıyordun. Tamam, sen Binali amcayla niye evlendin? Evlendim dedim, bakayım sahip çıkayım, evlendim, seviyorum, şimdi de seviyorum. Seviyor musun? Ha, güzel. Seviyorum. Niye haftada iki vallahi gün eve gidiyorsun seviyorum. O zaman? Niye yanında kalmıyorsun? Ben bunu bir şey niye yanında kalmıyorum, kalmıyorsun? Kalıyorum Hüseyin, gece gündüz evde, bazen Hüseyin olunca ben çıkıyorum. Hüseyin'le yaşamak mecbur muyum Hüseyin'le yaşayayım?
Hüseyin 50 yaşında bir adam. Kendi başının çaresine baksın. Ben mecbur muyum Hüseyin'le yaşayayım? Gece sen, gündüz mecbur muyum? Sen Hüseyin'e sordun mu ben evlenirim diye babamla? Sordun mu? Hasan, sen Hüseyin'e sordun mu? Ben seni babana alıyorum. Hüseyin neredeydin? Hüseyin neredeydi? Söyle neredeydiniz? Siz neredeydiniz? Hüseyin neredeydi? Ya ben sana geldim. Ne diyordu? Sen kimse yoktu. Yıllarca yalnız bırakmışsınız. Bacım, biz yanlış insan değiliz bacım diyordu değil mi? Yalnız bırakmışsınız. Geldiğinde. Hani Hüseyin Aslan. Neredeydi biliyorum. Hüseyin Aslan geldiğinde sen bacım, sana bacım demiyor muydu bacım? Aslan Bey bir saniye. Fezile Hanım. Ulan, Karin bacım, gidiyordu. Fezile Hanım. Fezile Hanım. Siz dün buradan çıktınız ya Binali Bey'le birlikte. Evet. Heh, nereye gittiniz? Ben orası, onun evine gittim. Onun evinde mi kaldınız? Oğlu oradaydı, ben döndüm. Hatta kızmıştım. Oğluna hangi oğlu oradaydı? Hangi oğlu oradaydı? Hüseyin. Hüseyin Bey, Hüseyin Bey'i bir görebilir miyiz? Hüseyin Bey dün gece evde miydiniz siz? Ya evde hep yatıyor. Bir hanımefendi, Fezile Hanım da aynı babam gibi yalandan başka bir şey bilmiyor. Ben gece akşam 5:40 gece evden çıktım, işe gittim, gece valideyesinde çalışıyorum. Tamam. Bunu da teyit ettirebilirim yani. Tamam. Fezile sabah Hanım. Saat 8:20 kala eve geldim. Hı. Babam kapıda karşıladı beni. Hı. Kapıdan girdim, yatak odama geçtim. Evde kendi yoktu. Yani yalan söylemeye gerek yok. Hani bazı yaptıkları olabilir ama çoğunu yalan tamam. söylüyor. Tamam. Fezile Hanım dün gece Hüseyin Bey yokmuş. Hüseyin'le de konuşturabilir misin? Lütfen ben önce onunla konuşayım. Siz önce bizim sorularımıza cevap verin. Dün konuşalım. Akşam Hüseyin Bey yokmuş ya, eşiniz yalnız başına. Ya yalan konuşuyor, yalan konuşuyor. Allah Hüseyin Allah. Ben hatta babasına dedim ya, ben Hüseyin'e kızmıştım. Zaten her şey Hüseyin altında. Tamam yalan konuşuyor. Fazla Hüseyin gibi değil. Her şey Hüseyin tamam. altında çıkıyor. Fezile Hanım peki. Efendim. Yalan konuşuyor. Siz o evdeydiniz ya, kaça kadar o evdeydiniz? Diyorum ya dur sen, gidecektim. Hatta babasına kaça kadar, dedim ki. Ama evde gittim dediniz ya, kaça kadar evdeydiniz? Ya gittim çıktım dedim Hüseyin'e de söyle. Heh, yani buraya orada kalmadın. Hüseyin gelecek ya, ben kızmıştım zaten dedim Hüseyin gelirse ben de Hüseyin tartışırız. Ama bizim hatta çocuklar sabah. Babası da orada dinliyor, ben dinlem. Ben dedim ki Hüseyin'e söyle oradan çıksın, ben geleceğim. Yoksa biz... Hüseyin orada olursa biz tartışırız. Ama şimdi doğru ya doğru. Dün... Dediniz ki bir yıldır ben Hüseyin'le yaşıyorum dediniz. Ne oldu da bir gecede hemen Hüseyin'den rahatsız oldunuz? İşte dün kızmıştım ona, her şey Hüseyin. Benim programa çıkıyor. Her şey Hasan yine iyidir. Her şey Hüseyin'in altında çıkıyor. Hüseyin için dedim ona. Peki. Ya geliyordu. Hüseyin tamam. elini vicdanına koysun. Tamam. İmanına, dinine, ben dinliyorum mu? Fezile Hüseyin, birazcık sen bence. Hüseyin bir dinine, sen dinle. İmanına, sen hep geliyordun. Ben bir gün sana saygısızlık Fezile. Yaptım. O evde kalıyorsun ya. En son niye iki tane terliğin var, başka bir şey yok? Sen ne giyiyorsun? Kılığın, kıyafetin? Yani diyorsunuz ya 30 milyonluk şey. Eğer 30 milyonluk mal bende olsaydı kendine yeni terlikler tamam, alırdım. Tamam niye iki tane terlik var sadece senden? Niye başka hiçbir eşyan yok? Nereyim? Orada zaten orada eşyalar, ben ona Hüseyin'e dedim. Ha Hüseyin beni dinliyor mu? Sen söyle niye iki tane sadece terliğin var? Dur sen... size söyleyeyim. Hüseyin beni eğer dinliyorsa onu dinliyor, bana dinliyor. Cevap etsin. Hüseyin dinliyor seni. Hüseyin'e dedim ki. Hüseyin'e dedim ki, Hüseyin babası bırakmıyor dedim, Hüseyin bak baban bırakmıyor, ben bunları atayım. Bir gün benle sen bunların, bu eşyaların hepsini atalım, yeni eşyalar. O da abla tamam dedi. Fezile dedim, ev eşyasından sor. Ben atayım. Fezileciğim hani sen, sana dair hiçbir çamaşır yok evde. Ne bileyim bir tokan yok, bir tarağın yok, hiçbir şey yok. İki tane terliğin var sadece. Yani o kadar yaşamıyorsun ki o evde. O kadar kalmıyorsun ki. Ben ya yaşamak derken Hüseyin hep evde, ben hep de babasına dedim Hüseyin'i gönder, ben gelmiyorum. Yok o da kocaman bir adam. Evet, tamam yani dedi. Sen bu ama evde kocaman hiç, bir adam. Hiç kalmamışsın yani, yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Bak Fezile. Hani Hüseyin'e söyle kalıyor mu, babasına söyle kalıyor mu, kalmıyor mu? Fezileciğim hiç kıyafetin bile yok evde. Ya sadece iki tane terliğin var evin içinde. Nasıl hani kalmam bu? Hani önce dedi ya dolandırmış. Eğer dolandırsaydım ya bırakıp giderdim. Fulya Hanım ben bir şey konuşabilir miyim? Söyle. Fulya Hanım. Bu kadınlık her zamanlar ben dedi bir şey ki, konuşabilir ben miyim? Dedi. Bir saniye Hüseyin. Ben dedi kardeşini evlendireceğim. İki aylık bir arada yaşayacağız dedi. Kardeşim burada şahit. Evet, kendisi dedi mi orada. Demedi mi? Babam da burada. Ya dedi mi demedi mi? Bu şekilde söyledi. İnanın mı bu şekilde söyledi. İki aylık yaşayacağız dedi. Şimdi yok diye Hüseyin. Ya kayboldu. Yalan söyleseydin yani birkaç gün önce de Hüseyin'e derdim git. Bu evden çık git. Hep Hüseyin'e dedim ki bir kadın beraber, eğer Hüseyin sen istersen bir evde de yaşayacağız.
Eğer karın kabul ederse ben de kabul ederim. Hasan dinine, imanına dedim. Tamam, niye yaşamadın hiç o evde o niye zaman? Yaşamadın? Tapu yanına kadar yaşamadın? Ama. Tapu yok. Ya en son zamanda, en son zamanda Hüseyin hep ortalığı karıştırıyordu. Babasına diyordu ki seni sokağa at. Hatta Hüseyin'e de dedim. Hüseyin dedim sen babana diyorsun ki seni sokağa atar, sokağa atar. Dedi evet ben diyorum. Sonra da bana diyor ki ha dedi sen niye babamdan boşan, ya babamın yalanlarını şeyini gördün. Niye babamdan boşanmıyorsun? Ben dedim niye boşanayım babandan? Bu ben adam fakir olsaydı, bu adam fakir olsaydı onunla evlenir miydin Binali amcayla? Yemin ederim yine evlenirdim. Yine de gerekirse hiçbir şey olmasa da yine bakarım. Evlenirdin. Yine bakardım. Yine evlenirdim. Yine bakardım. Sana... Nasıl olsa maçta bak. Yine bakardım. Ha? Çok bak şimdi yine yani. Bakardım. Yine evlenirdim. Bak ne güzel bir ev vermiş sana. Hiç hem de karı koca ya ilişkiniz Allah bile yok ya. Ben dün de Fulya Hanım ben dün de sana dedim ki yüz karemete ya bir araştır hani. Ya tamam da ya. Ev mi ev ya, tapu mu tapu, bu devirde vallahi herkes kira ödemekten anası alıyor yani. Maşallah evin oldu. Bir ev var, bir ev var. O evde kaç kişi yaşıyor, Bir daire var orada. 5 tane dükkan var. Gerisini siz düşünün. Yani ayrıca sen o bir ev diye küçümsüyorsun. Millet bir evi bulamıyor be. Fezle Hanım, bir soru sorabilir miyim? O zaman. Fezle Hanım, size bir soru sorabilir miyim? Sizin yaptığınız, şu ana kadar anlattıklarınızdan anladığımız şu, sizin yaptığınız bir bakıcı kadının yaptığının ötesine geçmiyor. Ki bir bakıcı kadın belki de sizden çok daha fazla şeyler yapabilirdi. Abi bir adım var, bir adım bir var, bir soğadım Fezle Hanım, var. Sonuçta bu adamla evlenmişim. Fezle Hanım. Ben de gencim, sonunda bu adamla evlenmişim. Fezle Hanım, Fezle Hanım, evlendiğini biz de biliyoruz. Onu sormayacağım. Siz bir bakıcı kadının bu durumdaki bir insana bakmasının dışında ekstra bir evli kadın olarak Binali Bey için ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Vallahi her şeyde yani sonuçta mesela, ben ya sonuçta bu oda hani gösteriyor da bu oda Hüseyin'in bile diyorsa ayakkabıyla bu oda Hüseyin'indir, hiç de bırakmıyor kimse girsin. Yemin ederim bir kere şey yapmıştım da Hüseyin bırakmadı kimse yine buraya yerleşti. Fezle Hanım siz o evin hanımısınız, sizi o odaya bırakmıyor sokmuyor muhabbetini nasıl yaparsınız? Siz o evin hanımısınız, Binali Bey'in hanımısınız, evlisiniz. Ya hadi odayı temizleme sen hocam, ne alakası, banyo ne halde, mutfak ne halde ya? Hadi o odaya almıyor seni, tamam. Nasıl giremiyor ya? Tamam girmesin hadi yahu. Ya mutfağa bakın arkadaşlar, banyoya tuvalete bakın ya. Yani. Mecbur istikamet. Balkon başka yerde geçecek. Keşke önce görseydin, önce görseydiniz. Keşke Fulya Hanım eğer zerre kadar aklım olsaydı önce çekip de size gösterir. Çekip de şimdi size Fulya Hanım, gösterirdim. Fezli Hanım şu an anlattığı her şey istiyorsan. Kendi planlaması oyunu. Benim zaten yatak odamdan değil ben balkona çıkıyor. Babam onu otoban gibi kullanıyor yani. Benim o kapıyı kapatma şansım yok. Öyle bir durum olsa ben bu kapıyı kilitlerim. Zaten benim evimde, odamda yani çoğu eşyam kayboluyor. Şu anda 3 aydır kayışımı bulamıyorum mesela. Nerede olduğu belli değil. Babama söyle, hocaları buldurur. Ha şu an mesela Fezliye Hanım ben 2 gün bu evde kaldı akşam. Babam başka odada, kendi başka odada yattı. Ya böyle bir evlilik olur mu yani? Ondan sonra 2 tane terliği var. Bir de bana diyor ki sen bana diyor abla diyeceksin. Ya diyorum sen babamın eşi olarak yapıyorsun. Ben sana nasıl abla diyeceğim? Baktım bu kadın bir şeylerin peşinde. Hep alttan aldım hani ben bunu çözmek için. Neyi var neyi yok diye. Her şeyi ben isterim, ben isterim. Diyorum ki bak ben malında mülünde değilim. Sen bu adama düzgün bak. Ama benim de ortada bir param var. Benden almıştı abilerimden. Hakkımızı verin, ne yaparsanız yapın. Beni düne kadar evlendirmek için can atan. Yok eşini al gel. Birlikte yaşarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Daha 15 gün önce telefonda bunları söyleyen bir insan bugün de tutmuş beni şeytanlıkla itham ediyor. Yok ortalığı ben karıştırıyormuşum. Bu ne demek? Ben babamın sağlığı için uğraşıyorum. Ha, babam anlamayabilir. Bak bugün Kadir gecesi. Allah hepsinin hesabını ona sorar. Eğer ben babamdan mal için bunları yapıyorsam bana sorsun. Ben bugüne kadar almamışım. Bugünden sonra alsam ne olacak? Benim yaşım 50 değil. 41 yaşındayım ben. 81 doğumluyum. Artı babamın bende 3 tane vekaletnamesi vardı. Alsaydım ben bunu çoktan aldım yani. Bende de vekaleti vardı. Biz onun peşinde değiliz. Ya gerçekten bunu nasıl yapabiliriz? Bak şu anda Fulya Hanım. Ya bir insana. Gizli saklı Adapazarı'nda 3 tane tarla var. 3'ünü satıyorlar hem de alt piyasadan gösterip. Sen bu adamla evlenmişsin. 6 ay sonra bu adam hastalanıyor. Hastaneden çıkıyor. Hemen acil hemen her şeyi üstüne çekiyorsun. Bir sabret. Anneme diyor ya. Anneme demiş ya telefonda. Acelen ne? Senin acelen ne? Mal ya. Kaçıyor mu? Hepsi demirbaş. Hani altına el arabasını koyup da bir yere götürecek halin yok. Ya bunu hepsi olduğu yerde duruyor. Gel bir kadınlık yap. Bakın. Tamam.
Şu an yanımda yan dairede 18 senelik bir bayan oturuyor. O bayan bile o evde oturuyor. Daha bir daire almış. Hala çocuklarla savaş yapıyor. Babası annesi ölmüş. Kadın 18 sene kadınlık yapmış. Arkadaşlık yapmış. Vallahi bazı, köyde ev yapmış. Köyde bazı erkekler de, bazı erkekler de bu kadar saf olmasın. 80 yaşındaki adam 40 yaşında bir kadınla evleniyorsa şayet onu sorgulasın. Yani. Niye seninle evleniyor ki o kadın? Niye? Bitti mi? Değil mi? Erkekler de bu kadar yani gözü körleşmesin, saf olmasın yani. Değil mi? Ya çok bazı, güzel böyle. Sadece erkekler için değil. Bazı varlıklı kadınlara da bunu yapan erkekler var yani. Bu karakter meselesidir. Bize birisi çay ısmarlasa ben utanıyorum, çekiniyorum. Ay ayıp oldu, altında kalmayın. Bir dahakine adamın çayını veya işte arkadaşımın kahvesini ben ödeyeyim diye. Millet vallahi çatır çatır gidiyor. El alemin malına çöküyor ya. Aslında Fulya Hanım şöyle bir şey var. Binali Bey aradığı mutluluğu bulmuş olabilir. Çünkü Binali Bey dünden beri program, evvelsi günden beri program baştan beri söyledi. Babam işte tarlayı sattı, bitenik altını, bir kuruşunu bize yedirmedi. Bunlar da çalışsınlar, yesinler. Ya Binali Bey cimri bir insan. Hiç kimsenin hiçbir şey harcamasını istemiyor. Fezile Hanım tam bu sistemin içine uyum sağlamış. Hiçbir şey yenmeden, içilmeden, hiçbir şey harcanmadan bir hayat yürütmek istiyor. Sadece mal varlığının tümünü Fezile Hanım'a geçirmiş, o kadar bir şey var. Hesap hatası var. Bence tam oturmuş yani. Biliyor musunuz? Kardeşimden borç para alıyor, tapu veriyor. Binali amca. Kardeşimden borç para tapu veriyor. Bir soralım bakalım. Binali amca sen evi gördün değil mi? Ne diyorsun peki bu yaşananlara, bu olanlara ne diyorsun? Üzüldü Binali amca. Fezile dün niye seninle eve gelmedi Binali amca? Ya ne yaparım işte ya? Allah Allah. Ama gerçekler acıdır. Senin evet. Yanına gelmesi gerekmez miydi Binali amcacığım? Seni seviyoruz yani. Ha? O oğlum burada şen değil, ben burada kalamam diye. Ne yapayım ben oğlanı? Ama Binali amcacığım, onun oğlu 20 yaşında ya, büyük artık yani, dururken de evinde. Ha, ne dersin? Çok oğlunu düşünüyorsa, onun bir tane küçük oğlu var. Alsın gelsin seninle evde kalsın, olmaz mı? Herkes akıl verir ama para vermez ya. Sen para vermişsin ya deseydin. Parayla ne ilgisi var? Tezime cevap ver. Madem eşin her gün evde olması lazım, sana bakması lazım. Ben oraları uşaklarım için yaptım, sen izin yapmadın. Doğru söylüyorsun valla. Bir şey ama doğru söylüyorsun. Binali Bey, Firdevs Hanım'a ne bıraktın miras olarak? Bütün malumun bulumu gidiyor. Ne yapacağız ben? Dört tane melek biliyorsun. Firdevs Hanım'ın bir evi var mı kendi üzerine? Haklı bilmediğim için soruyorum. Ne? Sizden bir ev kaldı mı Firdevs Hanım'a? Bıraktınız mı ev? Yok. Yedi hep 16 daire yedi. Hepsini bütün yediyse... Bütün malumun hep akrabana davet etmiş. Şakalmadı çünkü daire kaldı. Ya hepsini yediyse Fezile Hanım'a verecek evi nereden buldunuz? Ne? Hepsi yendiyse o ev nereden geldi Fezile Hanım'a verdiğiniz ev? Durduğum evi verdim ona. 30 yıllık hanımın değil mi? İyi etmiş yemiş. İyi etmiş. Ya iyi etmiş de bir de bir şey yok yani. Ya bu da karı olaydı. Uşakları ne düşünüyordu? Bütün köpeği ne düşünüyordu? Avukat Bey doğru konuşun. Sen çocuklarını düşün. Düşünüyor musun? Tabii düşünürüm, düşünmesem. Ha? Peki çocukların da bak seni düşünüyor. Beni düşünse benden 15 senedir benden konuşmazlar. Bu ama bak senin torunun da çok efendi, gelmiyor. Oğlun da çok torunlarım efendi. Torunlarım var ya. Onlar seni hanımefendim, yok, bir dolandırıcılıktan kurtarmak istiyorlar. 15 tane torunum var. 15'i de altından da ama babalar şeyler, büyüklerde zibil atsa zibil kabul etmez. Fulya. Benim torunlarım çok temizdir. Babaları 15 kötü olsa torun da kötü olur. Hepsi de altın gibi torunlardır. Ama senin babaları iyi olduysa. Senin da iyi. Senin iyiliğini istiyorlar. Diyorlar ki babamızı kandırıyor Fezile. Bizim babamız kandırıldı, dolandırıldı. Aslında Fulya biraz kandırılmanın ötesinde şeyden kastediyorlar. Yani tehdit ettiği için tehditten dolayı bu evi görünce de insanın aklına doğru geliyor yani. Acaba benim çocuklarım tehdit ediliyor mu? Bak bütün malım onu iter, akrabanı aktardı, bir şey koyurmadı. Boşver şimdi. Bunlar, boşver işte bu adlar geldi. Biz seni sağlığını seni tehdit ediyor mu? Bence Binali amca. Biraz tane Fezile'nin içinden topladı, aldı mı? Fezile seni tehdit ediyormuş. Seni öldürür öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen de ondan korktuğun için. Yok yok abla, öyle bir şey yok ya. Ha? Öyle bir şey yok ya. Sen ama aslan öyle söylüyor. Yavrum yalanla başka bir şey yok ya. Ulan 15 senedir benden ayrılmışlar. Babacığım.
kamyon arabalarını sattın, kamyon aldın. Neyin var lan? Neyin? Neyin var? Söyle. De şu var lan. Ben kamyoncuyum. Utan. Kamyoncuyum. Ama kamyonu kendim aldım. Alın terimle böyle. Ne? O zaman niye video çekti? Ben beni tehdit ediyor Fezile. Öyle bir şey yok yani. Öldürecek diye. Ha? Ama görüntü var. Görüntü var ama. Size verebilirsiniz seyrettirin. Hatta evet. Şu yok. Programı verdim ya. Niye peki öyle bir şey söyledi? Şey de buyur da. Tehdit var diye. Hastalık geçirdi. O hastalıkta evet. Hani benim aklım markım gitti. Ben ölümlerden döndüm. Eğer orada bir şey dedi bir şey etmişse onu bilmiyorum yani. Ama şimdi Allah'ıma şükür. Arkım arkım yerine geldi. Şimdi bir şeyim yok. Ama aklın şu an yerine geldi mi? Yeni geldi ya. Öyle mi? Peki o zaman bir evlilik nasıl olmalı? Ne bileyim ya. Fulya acaba... Senin şu an yaşadığın şey evlilik mi? Fulya acaba aklı gittiği zaman mı o evrağa gidip imzaladı? Bir evde kaldıktan sonra ben bu evde kalamam dedi. Hüseyin gitsin ben gelir otururum dedi. E ben evladıma nasıl diyeyim ki çık git diyemem ki. O sorun önemli. Binali Bey. Buyur. Hanımınıza evi verirken, verdiniz ya tapuyu devrettiniz. Evlilikten önce mi devrettiniz sonra mı? Evlilikten bir ay sonra ya. Evlendikten sonra devrettiniz. Evet 5-6, 7-8 ay sonra ya. 7-8 ay, yani 2-3 aydır o ev hanımınızın üzerine. Evet. Daha fazla değil. Şimdi aşağıda bir ev var. Ona Hüseyin'e dedim ki burayı senin üzerine şeyden, başkasının üzerine almıştık. Hani bizim oralar içi be ya. Başkasının üzerine almıştık dedi üzerime almam. O kadın dedi ki ben o şu almıyorum, üzerimi alırım. Yarın istediği zaman veririm dedi Hüseyin'e. Böyle konuştuk anlattık. Sizce verir mi? Verir. Hüseyin isterse o evi Fezile Hanım verir mi? Şimdi televizyonu mezun çıktı ya artık verir vermez bilmem. Her gün söyledi Hüseyin gel veririm sana, Hüseyin gel veririm sana dedi. Ama hiç verir gibi de durmuyor. Adam evinden kovuyor Hüseyin'i. Senin oğlunu evinden kovuyor, gitsin diyor, kalmasın diyor. Diyor o girerse ben eve gelmem yoksa gelmem diyor eve. Bu ne cüret ama sen de şöyle demen gerekmiyor mu? Ne münasebet o benim kaç yıllık oğlum. Diyorum benim oğlum. Biz de girerle diyor biz çürdük diyor biz o evde kalamaz diyor. Ne alakası var yahu? Ne bileyim. Hüseyin. Hüseyin hocam. İçeride beraber kalacağız diyordun. Bir şey soracağım ya. Hı. Dedi ki ben şey şartıyla Hüseyin'e evi veririm istediğiniz zaman şartıyla aldı diyor ya. Şimdi Fezile Hanım ben Hüseyin'i evden kovuyorum diyor. Bu anlamda hukuki olarak bir şey yapılamaz mı Hüseyin hocam? Olamaz mı? Yapılamaz. Satış suretiyle vermiş. Satışa şarta bağlı satış olmaz. Satışla verilmiş zaten. Ama biz bilmiyoruz ki Hüseyin hocam satışla verdiğini nereden biliyoruz? Bir para yatırması gerekir o zaman. Yok yok satışla vermiş. Satış vekaletnamesi var. Satışta yapılmış. Tapu yani mafil oldu abi. Ondan sonra şimdi tabura çıktı, tapuları aldı. 10 milyon para geldi. Aşağıya da 20 milyon para geldi. Ama para yok ortada. Şimdi Binali Bey, şöyle bir yanlışlığınız var sizin. Şey tutarlı değil. Gerçekten muazeneyi biraz yitirmiş gibi görünüyorsunuz. Çünkü kirliyle temizi, gül bahçesiyle bataklığı ayırt edemez durumdasınız. Şimdi gül gibi bakılıyor bana dediğin yerde. Gerçekten bir bataklık görüntüsü var. İki günde mi, beş günde mi, kaç günde bir geldiği belli olmayan bir eşin var. Allah mutluluğunuzu daim etsin tabii. O bizim bileceğimiz iş değil. Şimdi diyorsun ki benim çocuklar beni 15 yıldır görmüyorlar. 15 yıldır bana selam vermiyorlar. Bu şundan mantıksız. Hüseyin senin yanında yaşıyor ya. Adam senin yanında yaşıyor zaten bizzat. Nasıl sen 15 yıldır selam veremiyorsun? Ya 15 sene evime bir de nasıl girmedi abi. Bak devamı var. Korunun diyor ki demin. Ya. Evlendiği yeni eşi bunu hastaneye götürüp bakmadı. Sonra ben diyor işi gücü bıraktım. 6 aydır işi bıraktım. Binali dedeme diyor ben bakıyorum. Kim diyor? Ya ben götürüp getiriyorum diyor hastaneye. Ben götürürüm. Doktorlar şahit. Ne olduğu belli değil abi ya. Abim doktorlarla konuşuyor her zaman. Bunun ne olduğu belli değil ya. Bir dakika. Nasıl? Torunların için altın kadar kıymetli dedin. Şimdi torununuz yalan mı söylüyor? Ya ben ne? Torun ne bilecek? Torunun neydiyse onu söyleyeyim. Bir dahaki ameliyat olacaksın. Kim bakacak sana? Şimdi torunum bütün anahtarları cebimde yastığa almışlar anahtarları. Ben eve geldim değil mi? Ne dedim sana? Osman bu akşam burada kalacağım. Girdin içeri telefon ettin ananın baba nereye gitmişse. Ne dedi anan? Bak doğru konuş. Annem onu geri çevirmiş. Öyle ne dedi? Bir şey yok. Hiçbir zaman annem seni geri çevirmiş. Anan ne dedi? Bir kere bile torunun yerine, oğlu yerine koymadı kimseye. Yani torunum, yengemi anan döndü. Ne dedi sen? Ya evlenme programına çıkıyor. Ben diyor 35-40 yaşında evleneceğim birisine çocuk yapacağım. Binali amca hocam, Binali amca. Binali amca, lütfen düşün olur mu? Bugün düşün. Fezile de telefonunu kapatıyormuş. Yapma Fezile ya. Gözünü seveyim yapma ya. Aç telefonunu.
veya çık gel böyle yani kaçarak, telefonlarını kapatarak bir yere varamazsın yani. Biraz da insanlarımız akıllı olsun ayrıca. Tamam mı? Seni kutluyorum Firdevs teyze. Gerçekten kutluyorum. Bu yaşında buraya geldiğin için. Gerçeklerin ortaya çıkmasına. Ablacığım, vallahi kutluyorum ben o kadını. Madalya. Vallahi Bilal. Gözünü aç Binali amca biraz. Otur. Konuşma. Hanımın değil mi ya? Oldu yani. Senin 30 yıllık yol arkadaşındı yani. Oğulların çoluk çocuğunu düşünme iti köpeği. Sana 30 yıl. Bir yıldır yanında bir gün bile kalmayan kadını göklere çıkar. Maşallah yani. Binali amca. Senin malumunun otur var. Biraz muhakeme malum yap var. Yani. Soluk sözünü düşünme de git ite köpeğe dağıt malumunu. Ya bu insanlık mı ya? Bu vicdanlık mı ya? Ama ispatlaman lazım. Öyle bir şey var. Yahu Binali Bey amcacığım. Ya doğru konuşun ya. Senin çocuklarının annesi 30 yıllık sana yardımcı olmuş, bir yerlere taşımış. Eğer mal varlığın bu kadar olduysa bu kadının sayesinde olmuş. Çimentolar taşımış sırtında. Ona buna para dağıttı akrabalarını. Demek ki akrabalarının ihtiyacı vardı, vermiş bu kadın. 30 yıllık eşindir yani. Utasa gel buraya. Ondan mı parayı kaçırıyorsun? Ona böyle hesap soracağına gideceksin. Yeni evlendiğin kadına diyeceksin ki senle biz karı koca bile değiliz. Böyle evlilik mi olur? Bir de benim evlerime çöktün. Bir de paralarımı aldın. Deyip ona gidip böyle sert konuşacaksın. Ablacığım doğru konuşun. Doğru. Doğruları konuşun. Yalan işte. Konuşuyorsunuz yalan. Öteden beriden paralar topla. Adamları toplayayım getiririm. Git akrabalarını ver. Sen çocukları niye düşünmüşsün? Binali amcacığım. Ne olursun düşün olur mu? Olursun düşün. Bugün düşün bazı şeyleri. Ben ne konuştuğumu bilirim. Ben Allah'tan korkan bir insanım. Farkına var. Fulyanım, kalbi korkuyor. Beni dünya telefon edeyim. Beni tanımayan Türkiye'de. Tamam kimse. Biraz sakinleşin lütfen. Yarın devam edeceğim. Fezile de söz hakkı vereceğim. Diğer konuya geçiyoruz şimdi. İfadesinde iki çocuk annesi Figen Gezek'i gördüm dedi. Sözün üstüne 12 yılımızı kaybettik biz. Öyle bir kadın yoktu ortada. Ya bilmiyorum abicim. Ben gördüm bunlar. Gecenin kör saatinde bu kadar detaylı bir şekilde nasıl hatırladın? 12 yıl sonra canlı yayında sözlerini değiştirdi. Gördüğüm kişi erkek de olabilir dedi. Ben de kafalı oldu. Bilemiyorum. Erkek de olabilir. Zayıf biriydi. Kardeşim öldürdüler, gömdüler, beton attılar diye. Nerede attılar? Hani zaten böyle... maşa olmasın adama ki. Hayır. Sen itiracısın. Bu kadını görüyor musun? Bu kadın öldürüldü Sefer abi. Az sonra Furya ile Umut'un olsun da. Manisa Salih'le konusu Figen Gezek dosyasıyla devam ediyoruz programa. Figen'in kardeşi Fatma stüdyomuzda. Sefer Bey o günün tanığı olduğunu söyleyen... Figen'i gördüğünü iddia eden ama daha sonra görmemiş de olabilirim diyen, enteresan açıklamalar yapan Sefer Bey diyeyim. Görmedim abicim. Görmedim ama ifadede gördüm diyen Sefer Bey diyeyim. Yüzünü bilmiyorum. Görmediysen o zaman 12 yıl önce görmedim derdin Sefer Bey'ciğim. Şöyle bir şey diyeyim de ondan sonra başlayalım. Cümleten kandiliniz mübarek olsun abicim hepinizin. Bak abicim öyle bir şey zaten o zaman da söyledim ben. Ben görmedim, yüzünü görmedim de sana nasıl diyeyim ben? Şimdi ben görmedim şeyi ne yapayım ya? Ama o zaman katiyen reddetmen gerekiyordu değil mi? Abicim ben o zaman da söyledim. Görmedim diye reddetmen gerekiyordu. Ben bu Figen'in kocası ona. Sabri sana geldiğinde kardeşim beni bulaştırma ben görmedim deyip geri çekilmen abi, gerekirken sen bu adamlarla muhabbete girdin yani. Bak, öyle değil bak şimdi onlar gitmiş zaten söylemiş ben polisler geldi ben bilmiyorum ki. Bilsem bana bir şey demediler zaten ya. İnan ki bak ben bilgim yok. Bilgim olsa ben sizden önce vallahi aydınlık istiyorum bu işi. Böyle aydınlık niye böyle diye. Bir şey niye ortaya attın abi sen? Neyi atacağım ortaya? Sen böyle bir şey ortaya attığın için biz 12 hayır ben ortaya atmadım ablacığım. Ben sadece bir gece gördüm bir kapşonlu bir kadını söyledim orada. Hepsi bu. Sefer ben abi hiç... polis de yanlış yönlendirildi ama. Hayır. Polise de öyle bir şey süs verilmiş ki hani böyle Sabri Beyler hayır. Tarafından. Evet. Yani bu kadın yaşıyor, gitmiş sevgilisine kaçmış veya işte başka bir adama kaçmış. Evet, hani evet. Benlik bir problem değil. Kadın evi terk etmiş havasında öyle bir izlenim hayır, verilmeye hayır. Çalışılmış. Bilmiyorum ben. Bu da senin vermiş olduğun ifade neticesinde hayır. Böyle oluşmuş. Şöyle abicim bak ben o zaman da söyledim. Emniyette de söyledim. Ben emin değilim dedim. Bak bilmiyorum dedim.
emin değilim bu kadın olduğuna emin değilim. Zaten kadını bilmiyorum dedim ben. Ha inan ki bunu böyle. Sefer Bey, Sabri buyurun. Bey sizle ilk konuştuğunda eşi için ne olmuş olabileceğini söyledi mi? Hayır söylemedi. Bir sevgilisine kaçmıştır, eskiden bunu yapardı veyahut işte ne bileyim ailesine gitmiştir. Hayır bir şey. Ben şundan şüpheleniyorum hiç demedi mi? Bak şöyle bir şey oldu abicim. Benim yanımda zaten... İki dakika falan tamam, bir durum. Bir şey dedi mi? Hanımına ne olmuş? Hayır bir şey demedi. Hiçbir yorum yapmadı. Eşim kayıp dedi. Ha, benim eşim olabilir bu dedi. Benim de eşimdir bu kesin dedi. O gitmiştir dedi. Çektiler gittiler. Baktım polis geldi iki polis. Ya 15-20 dakika sonra. Tamam şöyle bir cümleyi hatırlıyor musunuz? Evet. Gördüğüm kadın Sabri Bey'in yanında gördüğüm eşine 3-4 defa gördüğüm eşine çok benziyordu. Böyle bir cümle söylediğinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum abiciğim. Ben benziyor demedim ben. Böyle bir cümle var ama. Bak benziyor demedim. Ben zaten kadını yüzünü de görmedim diyorum. Orada girip çıkıyor ama yüzünü görmedim. Sefer diyorum. Bey şu anda belki doğru söylüyorsunuz. Ha. Bir şey demiyorum. Ben size asla emin suçlanıyorum. Emin ol buna. Tabii tabii eminim. Ama böyle bir cümleyi sarf etmişsiniz. Böyle bir cümle kullanmışsınız. Hatırlamıyorum abicim ya. İnan ki hatırlamıyorum. Ama bakın birçok detayı hatırlıyorsunuz. Bak inan ki ama hatırlamıyorum. Ama bir o cümleyi hatırlamıyorsunuz ki önemli bir bilmiyorum, cümle. Bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Ben şöyle dedim ben zaten. Ben bunu yüzünü hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Görsem insanı tamam, o zaman hatırlamıyorum. Tamam. Dün zaten bir şey önemli bir şey itiraf etmiştim burada. Sabri'nin seni yönlendirdiğini. Hayır. Demek ki ben, Sabri beni yönlendirdi. Hayır. Değil abi. Bak gördüğün şöyle. Kişi Figen'di de. Hayır. Benim şöyle, karımdır o demiş. Sen bak, böyle söyledin. Dün burada itiraf ettin. Şöyle Figen Hanım. Şöyle bir bak. Geldi bana sordu. İşte demin de anlattım ya. Tamam. Polise ne de dedi sana? He? Polise ne bu, demen hani, gerektiğini söyledi. Benim eşimdir kesin dedi. Ha. Sen dedi git şöyle dedi hani benim eşim. Ya ben dedim sen eşini bilmiyorum ki dedim. Ama ya. Sen de gidip tamam söylüyorsun. Bir dakika söylüyor. Söylüyor git, zaten. Benim eşim olduğunu söyle dedi o, siz de dediniz ki hayır. Ama ben senin eşini tanımıyorum ki nasıl diyeyim. Ha, ama Sabri Bey size dedi ki git de ki o benim Sabri Bey'in eşi öyle, de. İlle şey de, iddia etmedi bana. Hayır iddia etmedi ama ha, söyledi. Söyledi konuştu. Ha, size dedi ki. Git polise de ki bu Sabri Bey'in eşi. Sen de dedin evet, ki evet. Ya tamam ama ben tanımıyorum ki. Tanımıyorum dedi. Abicim. Hayır, ama Sabri Bey böyle bir şey dedi. Böyle bir şey konuştun mu? Vallahi ha, bak. Tamam. Bana illa git hani böyle diyecek, hayır, ifade vereceğim illa, bir şey demedi. Tabii dememiş. Çekti ama gittiler. Bir yönlendirme var ve size polise hayır, ne söylemeniz gerekiyor. Hayır ben yönlendirme gerek... bir şey yok abi. Sefer Bey şöyle. Sizin polise ne söylemeniz gerektiğini daha Sabri Bey söylemiş. Hatta polise gelince hayır mı dedim ya. Dedim ben şaşırdım bir anda. Keşke hiç bulaşmasaydı. Bak bak Sefer Bey. Hiç evet. Bulaşmasaydı. Senin ifaden öyle değil. Şöyle. Tamam. İnsan 12 yıl önce yaşadığı olayı alabere hatırlamayabilir. Evet, haklı evet, buluyoruz seni evet. Bu konuda. Fakat şu var. Sen şimdi burada ısrarla diyorsun ki ben geçen kişinin yüzünü görmedim. Görmedim. Böyle bir şey de söylemedim. Sabri hayır. Böyle bir talepte de bulundu. Ben senin eşini tanımıyorum ki dedim. O gün diyorsun. Bak dur dinle. Ama ifaden de ne diyorsun? İfaden de öyle demiyor. İfaden de siyah bot giyen. Tamam o ayrıntıyı da unuttum diyelim. Dinle. Ama bak şu cümle çok önemli. Evet. Sabri'nin yanında 2-3 kez gördüğüm, eşi olarak tanıdığım kişi. Hayır, hayır, hayır. Diyor ifaden var ya. Abicim tamam. Ya Sabri'nin dediğini istediği gibi söylemişsin sen. Tamam bak abicim şöyle bir şey var. Gördün mü ben? Ama ısrarla diyor ki ben demedim. Sabri bunu talep etti. Yok kardeşim ben senin eşini tanımıyorum dedim. Yüzünü diyorsun. Görmedim. Bak hani, bunu hatırlıyorsun ama ifaden de öyle demiyorsun. İfaden de diyorsun ki ben Sabri'nin yanında 2-3 kere geldi gördüğüm eşi bu diyorsun. Hayır yüzünü görmedim abicim. Ben gerçekten görmedim. Abim o zaman öyle ifade vermezdin Sefer abim. Evet. Niye o zaman gittin öyle ifade verdin? Valla ben emin değilim dedim. Ona eşi olduğuna emin değilim abi, dedim. Abi tamam da sen diyorsun ki ben bu kadını gördüğüm kadını ha. Daha önce Sabri'nin yanında 3-4 kere gördüm diye ifadem hayır, var. Hayır. Polisi yanlış yönlendirmişsiniz. Hayır abicim. Sabri sana böyle söyle dediği için sen gidip polisine yanlış yönden. Hayır. Daha ben kabul etmiyorum tamam ya. Abicim inan ki öyle değil. Bak. Telefonda Ayşe var. Sizin kardeşiniz, Figen'in de kardeşi. Ayşe Hanımcığım. Merhaba. Merhabalar. Fulya Hanım. Evet, dinliyorum. Bize ve bizim gibi insanlara ses olabildiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi ben Sefer Bey'in eşiyle görüştüğümüzde, Sefer Bey'in eşi bize şunu söyledi. Bakın biz dedik ki ablamız ortada yok. Bakın sizin eşiniz gitmiş ifade vermiş duyduğumuz kadarıyla. Eğer ki yanlış bir ifade verdiyse yani bizim kızımız zaten ortaya çıkmazsa bu olay sizin eşinizin üstünde kalır dedik. O da bunun üzerine bize dedi ki Allah dedi o Songül'le kocasının belasını versin. Dedi o sizin damadınız olacak adamı bizim başımıza musallat etti. Ekstra eşime dedi bir miktar para verdiler.
Ondan sonra bir resim göstermişler. O gece buradan gelip giden bir bayan, aa, bu resimdeki kadındı diye, ne kadar verdiler? Diye ifade verin demiş. Ne kadar verdiler? Şimdi söyleyeceğim ben. Kaç para aldın? Bak abicim, bugün kandil değil mi? Bak ben şöyle diyeyim, hepinize özür dileyerek, ben şerefimi, namusumu para için satmam. Ha. Emin ol bak, yalan söylüyorsam Allah beni taş etsin. Senin eşin söylemiş para aldın. Hayır, hayır, hayır. Kimdi? Eşime bağlansınlar. Öyle şey mi olur abim? Ayşe, böyle demedi mi eşim? Hayır, Sefer hayır. Bir şey söyleyeceğim ben. Sefer Bey'e bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben o şeyi kabul etmiyorum abi. Dur bir dakika Sefer. Ben Sefer kabul etmiyorum. Bey'e bir şey söyleyeceğim. Peki sizin akraba olduğunuzu biz nereden bilelim? Ne akrabası? Bu insanların size resim gösterdiğini biz nereden bilelim? Abim akraba değiliz zaten biz onlarla. Hayır, hayır, hayır. Bakın eşiniz sizi mutlaka demiştir. İki kız geldi buraya 3 saat sizi bekledi diye. Mutlaka demiştir. Ben bugün sordum eşime. Aranızda hani, konuşmuşsunuzdur. Hayır. Size söylediklerini sana söylemiştir. Eşim dedi yarım saat falan yani kaldı dediler. Yani orada yalan söylemenin hiçbir haberim yok bundan. Şeyi yok. Hayır, hayır, hayır. İtiraf edin lütfen. Hayır, bakın, abi. Bak eşiniz ben, çok zeki bir kadın. Bak o zamanlardan ben sizin başınızda söyleyeyim. Kalacağını bildiği için bize bunları anlattı. Ben. Ve bak, gerçekten bak o zaman sizi uyardığımızda gidip ifadenizi düzeltecektiniz. Benim haberim yok siz kardeşim. Neden düzeltmediniz? Ben bugün söyledim, neden hala yalan söylüyorsunuz? Telefonu ben yalan söylemeyeyim. Allah'ın izniyle ben yalan söylemeyeyim. Hayır. Ha, kusura hayır. Bakmayın abicim ben yalan kesinlikle söylemeyeyim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Sen Salihli'deki emniyeti çocuk yerine koymuşsun, dalga geçmişsin. Ya da, emniyetten niye dalga, geçiyorsun sen? Dalga geçelim abicim. Niye dalga geçiyorsun? Hayır, vallahi. Biz çocuk muyuz, karşına geçmişiz? E o zaman abicim benden sen ne istiyorsun? Sen neye çevirdin biliyor musun bu olayı? Ne istiyorsun abicim benim? Benden sen neye çevirdin? Bak kırtlağım sökül bak. Beni dinle, beni! Bana bak! Sen ne istiyorsun benden abi? Haramiler şeyine çevirdin sen burayı. Açıl susam açıl, açılmadı. Karıştı ortalık, mercimek. Karıştırdın da karıştırdın sen ya. Kardeşim benim bildiklerim bu. Tamam sen mı? Dalga mı geçiyordun? Ben başka bir şey senin bilmiyorum. Senin karşında sabrı yok. Ha. Vallahi ben bir şey tamam bilmiyorum. Tamam mı? Bilsem zaten senden önce anlatırım. Sabri seni maşa gibi kullanmış. Ya Sabri'yi ben zaten tanımam Allah aşkına. Bak beni delirtme bak abi bak. Abicim, benim damarıma basma. Sabri'yi ben samimiyetim yok. Sen ne diyorsun ya? Sen yok. Çocuk mu var senin karşında? Git, onu kandırıyorsun bunu kandırıyorsun. Sabri'ye git sorun. Beni tanıyamamış. Sabri sana gelmiş. Abicim bana geldi yok Allah Sabri aşkına. Sabri sana gelmiş. Sen böyle iftira attırmadın millete. Ne iftirası tamam, ya? Canın yanıyor. Sabri sana bak ne demiş biliyor musun? Canın yanıyor böyle iftira atıyor millete. Sabri ne demiş biliyor musun sana? Öyle ne iftira atma abici. Ben karımı çok seviyorum demiş. Senden Songül'le kocası var ya üçünüz. Yaymışsınız bak, orayı. Çok kocasınız. Valla çok güzel bir program yapıyorsun. Karısını sevdiğiniz ya böyle bir şey iftira atma yalnız insanlar. Yaz, Allah var. Yaz. Bugün kandilerle iftira beni, atma beni, tamam mı? Fatma senin acın var anlıyorum ha. Seni ama. Böyle iftira attın mı kabul etmiyorum ben. Madem çok seviyordu. Ha. Böyle çok yüklenme ya. Madem ha. Çok seviyordu. Abicim. Niye böyle... dört dönmüyor da direkt yemeden içmeden sana koşuyor geliyor? Kim Sabri? Kim? Sabri niye sana koşuyor geliyor? Ben Sabri'yi tanımam bak kardeşim. Sen tanımıyorsun değil mi? Peki niye mangala ben... çağırıyor? Tanımadığın insan neden seni mangala çağırıyor? Vallahi bilmiyorum niye çağırıyor ben gitmedim zaten. He? Gitmedim zaten mangala. Niye? Niye çağırıyor peki mangala seni? Ne bileyim valla sormadım bile. Niye sormadım bile ona. Az önce diyorsun ki Sabri'yi tanımıyorum. Niye mangala çağırıyor seni? Abicim çağırdı diyeyim. Ben de sana olanları herhangi söylüyorum. Bir insan bana çağırdı herhangi diyeyim. Bir insan bana ben teklif gitmedim. Edemez. Kusura bakma yani. Yanlış ben, anlama. Yani sen herkesi kandırabilirsin. Bak. Ben kimseyi kandırmıyorum. Salih'deki emniyete de sesleniyorum. Her şeyi görüyorsunuz buradan. Kimseyi kandırmıyorum. Dalga geçmiş resmen. İlk ifadesini geldi burada değiştirdi. İfadesini. İftira atıyor. Şimdi ortaya atıyor erkek gördüm. Of, bu abi, ne ya? Valla sen... İftira atma abim. Atma. Bizim acımız var. Acım var tamam. Senin, biliyorum. Senin acın olsa acım sen var. Ne yaparsın ya? Abicim tamam acım sen var. İftira atmana gerek yok yalnız. Ha. Burada doğruları konuşacaksın. Şey iftira atma. Gözümden görmedin şey öyle iftira bir dünya yok. Ha. Tamam mı? Tamam mı? Öyle bir şey yok. Bugün herkesi kandırabilirsin. Ben kimseyi kandırmıyorum. Buradan Salih'teki emniyete sesleniyorum. Savcıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Adam açık açık konuşuyor burada. Ne konuşayım ben açık açık? Adam hiçbir ifade. Açık açık sabrı ifade verdirtmiş ben, buna. Ben bildiklerimi konuşayım abicim. Ya, o gün ha. Diyor ki siyah bot gördüm. Abicim. Dün diyor ki beyaz
ayakkabı gördüm diyor ya. Sen çocuk mu var senin karşında ya? 13 sene geçti. Ben vallahi çoğunu hatırlayamam. Ha. Herkesi kandırabilirsin, kusura bakma. Sen beni bağırttırma, tamam mı? Herkes sabrı değil ha. Ben, herkes sabrı ben kimseyi değil. Kandırmıyorum. Kimseyi kandırmıyorum. Ha. Tamam mı? Sen diyor, ben sen kimseyi kandırmıyorum. Niye korktun peki? Mangala giderken niye korktun? Ne? Mangala. Ben ne gideceğim ben Sabri'nin yanına? Sabri'nin samimiyetim yok, şeyim yok. Niye gideceğim ben Sabri'nin yanına? Neyi? Samimiyetim yok, şeyim yok. Sabri'nin bir samimiyetim yok zaten bir kere. Abicim. Niye mangala çağırıyor seni? Ne bileyim vallahi ben niye de ona soralım ben. Niye çağırdılar niye beni? Niye ifade ver diye seni buluyor? Hı? Niye beraber ifadeye gidiyorsunuz? Beraber gitmedik ya ben polislerden seni gittim. Seni yönlendirdi abi. Artık bunu söyledin. Abi polislerden gittim ben diyeyim anlamıyorsunuz mu? Ya beni de tamam da. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Geçen gün diyorsun ki. Sabrı aldı beni diyorsun karakola götürdü. Çıkarken de diyorsun ki çorba içmeye davet ediyor beni. Diyorsun. Ben de olanları söyleyeyim sana işte. Gerçekleri söyleyeyim. Ya Rabbim ya. Çorba çağırıp abi Sabri seni yönlendirmiş işte. Buradan savcıma sesleniyorum. Manisa Salihli. Manisa Salihli'ye sesleniyorum. Emniyetime sesleniyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Salihli'deki savcıma sesleniyorum. İlk ifade verdirtti Sabri buna. Geldi şimdi diyor ki gördüğüm siyah bot beyaz bottu diyor. Gördüğüm figen çekti diyor. Yüzünü burada görüyorum ben kardeşini. Yeter ya. Ben 12 yıldan beri senin o verdiğin ifade yüzünden yandık biz. Ya abicim, oturduğumuz onlar yerde hep sürekli ağlayıp sen benden uğraşma yıprattık bak, kendimizi. Ben o zaman söyledim. Ben dedim tanımıyorum. Yememiş, içmemiş. Ya yüzünü sana görmedim bayanın sabrı dedim. Ben bayanın yüzünü görmedim dedim. Dediğim bu. Ha. Sefer abi o zaman hiç gitmeyecek. Figen demişsin. Ha? Yalan söyleme burada. O zaman hiç gitmeyecek. Yalancı. O zaman hiç gidip emniyete, polise abla, böyle bir ifade vermeyecek. Vermedi. Zaten polise gösterir. Bayan Sabri görmüşsün. Seni yönlendirdiği için dedim. Gitmişsin. Bak, zaten bunu da dün canlı yayında itiraf ettin. Bak yüzünü görmedim. Savun sana ne yanacak kadar verdi. Kocası şaşırıyor da yanacak abla, sen de yanacaksın. Abla bak sana ben bir şey diyeyim mi? Ben valla şey şaşırıyorum ben. Ha. İnan ben, senin de elin de ayağına dolanmış galiba o dönem 12 yıl önce. Hayır hayır. Öyle ben, öyle polisler gösterdi beni şey yaptı. Fotoğraf gösterdi. Ben abim bu diyemem dedim. Ben bilmiyorum dedim. Yüzünü görmedim diyeyim. Abi bence oradan öyle bir kadın bile geçmedi belki. Geçti abi. Niye geçti korktun? Geçti. Niye korktun? Ne? Sabri seni davet ediyor ya mangala niye korktun? Ya ne gideceğim açmış ben böyle. Açmış ya sofrayı. Rakısını açmış. Diyor ya. İşte. Son gün ben pişiriyor ya. Siz yiyeceksiniz ya seni niye çağırıyor? Vallahi niye korktun? Bilmiyorum abicim ben niye korktun? Gitmem ben. Niye korktun mangala ya gitmeye? Ya ben samimiyetin yok bir kere Sabri'nin. Niye samimiyetin yoksa niye gidiyorsun ifade veriyorsun yalan ifadesini? Ne ifade yalan ifadesi? Ben gördüklerimi söyledim orada. Senin o sözün üzerine Sabri 10 numara bak yaşıyor şu an. Anlıyor musun? Ya Allah aşkına. Psikolojisi bozulmuş ya. Ayaküstüte atarak kahvesini içiyor ya. Çorbaya davet ediyor sizi mangala abi, davet ben, ediyor. Ben gördüklerimi davet söyledim. Davet ediyor ya. Ben gördüğümü, yüzünü görmedim dedim. Ben ifadem bu. Benden şey yapmayın abicim. Ya yani dalga geçiyorsun sen ya. Ben ya sen yalan konuşuyorsun, yalan. Sen yalan konuşuyorsun. Be, senin yaşın var başına. Şey, bak yalan konuşuyorsun sen. Sen var ya böyle iftira atma. İnsanları gözünden görmedin şey. Olmuş olsa bu Ramazan bak bu hayırlı günde sen anlatacaksın. Yaradan biliyorsun abi. Yaradan biliyor. Yalan söylüyorsun. Hiç yapma ben. Fatma. Sen yalan söylüyorsun. Benle uğraşma. Yalan söylüyorsun. Zaten bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben seni anlıyorum. Hani acın çok 12 yıldır çözülememiş bir olay. Var, evet çok yani acısı var. Ya ben de abicim İsyan anlıyorum. İsyan ediyor. Ama bu ne dün ya? Zaten mezar yok. Ama dün zaten her şeyi söyledi Sefer. Evet. Dedi Sabri beni yönlendirdi dedi. Ya yönlendirdi ben demedim. Ben ay abi sen beni fırsat buldukça o dönüşü. Söyledi ben de söyledim. Ay Sefer abi gözünü dalga seveyim ya. Dalga geçiyorsun insanlarla dalga. Artık cesur ol. Sen dalga geçiyorsun. Fırsat buldukça sen o dönüşü yapıyorsun ya. Sen emniyeti de kandırmışsın. Allah'ım yarabbim ya vallahi. Salihli'deki emniyeti de kandırmışsın. Ben kimseyi kandırmıyorum. Senin bu sözün üzerine. Ben kimseyi kandırmıyorum. Senin bu ifade yüzünden 12 yılımız gitti boşu bana, boşuna. Sabri Bey o dönem bu kadar çok eğer mücadele ediyorsa niye durdu? Gel şimdi yine mücadele et. Beraber edelim. He, gelsin valla hep beraber edelim. Gelin yani. 12 yıl önce görmüşsündür. Hadi sen polise git. Hadi sen emniyete böyle git söyle diye. O ya dönem ettiğiniz öyle, mücadelede niye durdunuz? Niye gel, benim ekibimle konuşmuyorsunuz? Niye bir kaçar vaziyettesiniz Fulya Sabri Bey? Fulya Hanım. Siz eşinizin nerede olduğunu merak etmiyor musunuz? Veya yerini biliyor musunuz? Ablam bundan harçlık istediği zaman Fulya Hanım
Fatma, devam edeceğim. Yarın devam edeceğim. Ben Sabri Bey'e hususi seslenmek istedim. Ya kardeşim nerede olduğunu biliyorsun ya da artık merakın yok yani kadının nerede olduğuna dair. Şimdi reklam. Yine enteresan bir aile konusu. Erkan Bey stüdyomuzda. Ya gerçekten temizlik hastası annesi yüzünden titizmiş hanımefendi. Annem benim eşimle bu temizlik meselesi yüzünden kavga etti. Benle de kavga etti. Bizi kapının önüne koydu diyor. Biraz da ben... Ha? Biraz da ben yani anneme şey yaptım. Yani eşimin yanında söylenmesi gerekenleri söyledim herhalde. Bende de hata var yani. Sende de hatalar var. Ama evde birbirinizi yemişsiniz. Değil mi? O kadar büyük derecede değil ama... O kadar büyük değil de ne diye kovdular o zaman? Çarşıya çıktı. Geldik. Çantalar kapının önündeydi. Niye çantaları kapının önüne koydu? Bilmiyorum. Sizi dışarıya attı anne? Bilemiyorum. Ha? Bilemiyorum. Ne bir şeyler bilmiyorum. Yaşanmış ama işte. İşte yani... Annen çok titiz bir kadın. Titiz. Ha? Titiz. Hep sabah... böyle banyo ıslanmasın istiyormuş. Her genelinde yani evin içinde sürekli yani temizlik yapar. Durmaz. Ha. Yerinde durmaz. Güzel bir şey değil mi aslında bu? Güzel ama ne bileyim. Onunki biraz daha fazla evet. Ağır dozda yani öyle mi? Biraz. Sürekli temizlik yapıyor. Senin peki eşin annene yardımcı olmuyor muydu? Oluyordu da yani o kendisi mesela buraya dokunsun başkası şey yapamaz. İlla o kendisi yapacak. Kendisi ayarlayacak. O da yani. Şimdi Erkan Bey sen eşinle beraber evleniyorsun. Daha sonra annenin 2000... yanında kalıyorsun. Niye annenin yanında kaldın? Yok 2008 senesinde biz evlendik. Bu 2 ay öncesine kadar biz 3 yıl ayrı kaldık. 2,5 yıl. Daha sonra barıştık. Kızım annem gelsin baba dedi. İyi dedim gelsin. Toparlama çalışırken böyle oldu filan. Benim yani şeyim... Niye peki anneyle yaşıyordunuz? Ama şu an dairem olmadığı için. Ha bir dairen olmadığı için annenin yanında. Ben devamlı, evet. Annen, eşin, çocuklar. Hayır, annem, ben, eşim. Şey aman kızım. Sonra eşin tekrar geldi ama sizin i̇şte, yanınıza. Buradaydı işte İstanbul'dan çağırdık geldi. Daha sonra 15-20 gün sonra böyle oldu. Tekrar tartışma çıktı. Tartışma çıktı. Neydi o en son o bam telinin koptuğu diyeyim şey? Ya duştan çıktım ben. Çıktığımda söylenmeye başladı. İşte fan ne burada? Aşortman ne burada? Anne dedim bağırttım ama tamam. Yani bunu Aynur yapar. Sen şey yapma zahmet etme derken olan oldu. Banyoyu dağıttığın için. Herhalde. Ne yaptın? Kıyafetler bir yerdeydi. Bir de biraz ıslattın galiba evet. Banyoyu. Ha? O da sinirlendi anne. Sonra? Sonra işte biz çıktık. Çıktıktan sonra eve tekrar geri geldik. Her şey kapının önündeydi. Şimdi nerede kalıyorsunuz? Ben de valla işte çıktıktan, evden atıldıktan sonra bir ay bir ev tuttum. Onu da zor zahmet yani çalışamadığım için, yani iş bulamadığım için bir ay zor geçindirdim. Ama burama dayandı. Hanıma dedim sen annenin yanına geri dön İstanbul'a. Ben de sürünme en azından. En azından yani ben şey yapayım, toparlanıncaya kadar bekle dedim. O da böyle geri geldi İstanbul'a. Daha sonra böyle işte Hulya'nın. Şimdi nerede kalıyorsunuz? Dışarıdayım. Yani şu an burada... İstanbul'da otelde kalıyor mu sizin sayenizde? Hayır onun dışında. Sokağa atalım ben bu. Nasıl ya sokakta mı kalıyor? Evet. Hangi şehirde? Yani? Merkez Balıkesir. Balıkesir. Evet. Balıkesir'de sokaklarda mı kalıyorsun evet. Gerçekten? Nasıl sokaklarda nerelerde? Bankta şu son bir hafta otelde kaldım boşaldım. Ondan önce banklarda kaldım. Banklarda. Eşin ve çocuğun nerede kalıyor? Eşim burada annesinde İstanbul'da. Kendi annesinin yanında. Çocuğum da benim kendi annemin yanında. Ha bir tek torununu aldı yanına. Zaten hep beraberdik yani. Torununu dışarıya atmıyor ama sizi atıyor dışarıya. Evet. Şimdi bu programdan çıktıktan sonra eğer bir uzlaşma olmazsa yine dışarılarda mı, sokaklarda mı kalacaksın? Neden çalışmıyorsun peki? Çalışıyorum. Fulya Hanım ben yani İşkura'da kaydım var. Vali yardımcısına kadar çıktım. Şeyde. İş bulamadığım. Bulamıyorum evet. Kimi yaşımı bahane ediyor, kimi başka bir şey bahane ediyor, kimi sabıkamı bahane ediyor. Mesleğin var mı? Mesleğiniz var mı? Var, elektrik. Elektrik. Hiç bulamadınız mı iş? Yok. Kaç zamandır işsizsiniz? Vallahi bayağı oldu, 1,5 sene falan oldu. Peki, annen acaba, şimdi temizlik hastası diyorsun hani senin için. Titizdir ya. Titiz, çok titiz bir kadın diyorsun. Ama muhtemelen sadece o mesele o değildir. Artık galiba... Ya yani, benim de hatalarım vardı Fulya'nın. Ben hatam yok demiyorum yani. Ben işte o gün üzerine çok gittim herhalde onun. Yani eşimin yanında bize konuşulması gerekmeyen şeyler konuştum. Ne konuştun? Eskiyle alakalı.
ya işte bunu niye böyle yaptın, bunu niye böyle dedin, buna niye mana buldun, bunu niye böyle ettin, bende de var hata yani, yok değil. Ben hatamı kabul ediyorum. E ne olacak şimdi böyle? Annem İnşallah... geri mi alsın istiyorsun? Nasip. Aa ya şimdi Erkan Bey, eşin annesinin yanında, çocuk senin çocuğun anneannesinin yanında. Yok, annemin yanında. Tamam işte evet. Senin annenin, babaannesinin yanında. Sen de sokaklarda kaldın. Evet. Ki ben büyüttüm yani onu. Kimi? Kızımı. Yani ben büyüttüm sayılır. Hı hı. Herkes de bilir ya. Apartman da bilir, mahalle de bilir, hepsi bilir. Annen peki almazsa? Evet tekrar. Bilmem. Böyle ailen dağılmış durumda şu evet. an. Değil mi? Eşin ne diyor? Eşim işte iki gün buradaydık, beraberdik. Aha. Yani dün işte gelemedi bugün. Tamam şimdi annesinin yanında ya ne evet. diyor yani? Toparlayalım kendimizi diyor. Fulya Hanım ne desin? Geri kayınvalidesinin evine dönmeyi istiyor mu peki o da? Yok orayı istemiyor da yani sen iş bulduktan sonra, toparlandıktan sonra bir daire tutalım diyor. Yani iş, ama iş olmadan bir şey olmuyor Fulya Hanım. Hı. Önce şey lazım. Peki ben, çare? Yani, annemin dönüp yanına dönüp kendim toparlayıp bir ev tutup önce iş tabii daha sonra kızımı tekrar eşimi alıp aile olabilmek yani. Tek çare annenin evine dönmek. Bir de yani bu mübarek günlerde annemden rica ediyorum. Böyle şuranda gibi dolmuşsun sanki. Değil mi? Dışarılarda kalmak çok zor bir şey. Şimdi annenin merhametine kaldın o zaman. Öyle mi? Tekrar kapısını açsın. Üzülmüyor mudur peki senin böyle dışarılarda yaşadığını herhalde tahmin ediyordur. Çünkü işin yok, bir birikimin yok değil mi? E peki üzülmüyor mudur o? Üzülüyordur anne. Ay ay Erkan Beyciğim ya. Ama istiyordur da keşke bir işi gücü olsaydı da bir çalışsaydı. Tabii istiyordur tabii. Tabii anne yani tabii. Değil mi? Ama bulamadım iş diyorsun. Ya bari yarımsa kadar çıktım. Balıklısı'da. Erkan Bey'e bir soru sorabilir miyim? Buyur hocam. Erkan Bey anneniz siz çocukken de yine böyle temizliğe karşı hassasiyeti var mıydı? Vardı. Çünkü burada şöyle bir şey var. Acaba yoktu da eşiniz geldiğinde sizden hoşlanmadığı için. Ha, esasen zamandan beri hep vardı. Bu size ciddi anlamda sıkıntı yaşatıyor muydu annenizin böyle bir huyu olması? Mesela çocukken yani bir şey düzelten o kabul etmez o. Onun dediği yani şey olacak. Onun karakteri de öyle. Yani şu şeyi yastığı alıp da bir yere koyamazsın. Hayır o kendi... illa aynı şekilde geri alır yani. Ya ortada bir obsesif kompulsif dediğimiz evet. bir durum Takıntı. Söz konusu. Yani davranış bozukluğu diye. Ama tabii hocam şeyden tanımıyorum ama şeyden sonra oldu. Boğumun ölümünden sonra oldu. Ani oldu yani. Boğumun ölümü ani oldu. Mesela sabahleyin kızım oldu. Akşam boğumu kaybettim. Ha. Ama çocukluğunuzda var mıydı? Ben onu sordum. Vardan bu kadar değildi. Ha değildi. Baba ölünce, vefat edince daha da arttı. Evet. Ha, anladım. Evet. Şimdi annen telefonda. Öyle mi? Evet, Gülser Hanım. Gülser Hanımcığım. İyiyim. Gülser Hanımcığım merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim Fulya'cığım, sen nasılsın? Canım benim, iyiyim. Ama senin Vallahi oğlun iyi. Erkan bizim yanımızda ve şu an ağlıyor, ben çok üzüldüm. Ya, ağlayacak bir şeycik yok. Hiç ağlayacak bir şeycik yok. Ben de bir kötü anne değilim. Onu yıllardan beri ben taşıdım. Evet. Ona, ben kötü demem ki. Ben hep... İş buldu, işi bıraktı geldi. Hayır, yani hayır. iş buluyor, işini bırakıp geliyor, çıkıp geliyor. Ne zaman iş bulmuşsun yani geri gelmişsin? Önce Fulya'cığım çalışacak ne zaman geri o kızım. Doğru çalışacak söylüyor. Ya çalışacağım demek ki anne, çalışmıyorum anne. Ben güç yetiremiyorum yavrum. Benim maddi güç yetmiyor Doğru, artık. Doğru, o da Hep haklı. Bitti. Ben haksız değilim. Kadıncağızın belki bir emeklisi vardır, öyle mi? Ha, evet teyze. Kızım, emeklim var yavrum. Emeklimden para çektirdi bana. Ben bittim çocuğum, bittim. Bana yani öbür günler yardım ederek yaşıyorum. Yani bir kız bir oğlum daha var. Onlar yardım ederek yaşıyor. Gülser ben ne yapabilirim ki ona? Ev üstünde de olmuyor çocuğum. Ev üstünde olmuyor. Yani. Gülser. Ev üstünde olmuyor kızım. Gülser teyzeciğim.
Oğlun Erkan hep sokaklarda kalıyormuş. Yok be yavrum, şurada yani bu ev tuttular da ev kirasını veremediler de ondan. Bir ay dayanamadım işte. Anlattım ben de. Gelemediler, eti çalışsınlar da versinler buracığım. Çalışsınlar, ne hanımı çalışıyor ne kendi çalışıyor bunlar. Anne çalışmadım, kurma oğlum. Niye böyle yapıyorsun? Nerede çalıştın yavrum, söyle bana. Nerede çalıştın çocuğum? Nerede çalıştın? Ne o yarış kabininde iş buldun. 15 gün gittin. Neden bıraktın? Gülsel teyze. Ama 45. Müdüre kızdım, çıkıp geliyorsun. Tamam anne, haklısın. Yerden göğe haklı Fulya'm, haklı. Yerden göğe haklı. Annem haklı diyor. Mücadele etmiyorsun. Ama senin en son böyle kafanın attığı, artık böyle patlama yaşadığın şey banyoyu ıslatması, banyoyu böyle pis kötü kullanmasından dolayı çok sinirlenmişsin. Ben temizliği seviyorum, düzeni seviyorum, düzeni, temizliği seviyorum. Bunlarda da o düzen, o temizlik yok. Ev üstünde olmuyor kızım. Herkesin karakteri, kişiliği ayrı. Yok ben eşimle gelen demiyorum. Gelinle de mi öyle? Gelin de mi böyle senin gibi çok böyle titiz değil miydi? O da mı dağınıktı biraz? Değil kızım, değil yavrum, değil. Ne yapıyorlar yani, evde? Yani Gülsel teyzeciğim, neydi böyle senin çok gözüne batan? Ya kızım ya? maddi yetmiyor. Bir maddi ya. Maddi. Borca giriyorsun, maddi yetmiyor çocuğum. Yani oğlum bir iş bul, oğlum bir anne, iş bul. Anne aramıyor mu, kayıtlarım yok mu anne? Valiyem sana kadar çıkmadım mı anam? Ya yalvarmadın mı? Sana kadar çıksan ne olacak? Çıksan ne olacak? Başka yerde işim yok. Sanayide işim yok. Ama çıksan girsene. Gülsel teyzeciğim, ama sen gelini de çok istememişsin. Dostum. Aslında ya hiç istemedim. Zaten bana sormadan alıp geliyor kızım. Ben istemem. Ben kendi şeyimden alacaktım ona. Tanıdığımı bildiğimi. Öyle deme. Öyle. Şimdi ya kızım olmaz öyle. Olmaz. Senin onaylamadığın bir evlilik yaptı diyorsun. Evet, benim öyle onaylamadığım mi? Bir evlilik. Tamam. Benim onaylamadım. Hiçbirimiz onaylamadı. O yüzden aynı evde de yaşamak istemedin. Gelini sevseydin. İstemiyorum kızım. Aynı evde de yaşamak ben tek istemiyorum. Ben tek yaşıyorum Fulya Hanım. Anneme yani. Peki gelin hanım senin gibi titiz olsaydı, böyle çok titiz olsaydı, o zaman anlaşır yavrum, mıydı? Yavrum Fulya'cığım ev üstünde olmuyor kızım. Ev üstünde olmuyor Fulya'cığım. Olmuyor anneciğim. Çok seviyorum seni Fulya. Hep sana bakıyorum. Canım benim. Teşekkür ederim. Ben de bu lafı birkaç yıl önce Darül Eceze'de bir teyzeden duymuştum. Ev üstüne oluyor da insan üstüne olmuyor. Evet, ağır geldi. Olmuyor kızım, olmuyor. Bir anda o teyzenin söylediği aklıma geldi. Ben oğluma kötü bir şey demedim ki. Oğluma ben kötü bir şey demedim yani. Ben kötü dedim demedim anne. Ya, sen de beni dünya borca çok soktun. Tuttun götürdün. Anne ben çalışacağım. Ben çalışacağım sana hepsini ödeyeceğim. Bakmadın mı anne evime? Bakmadın mı anne? Kredi çektirmişsin sana. Buradan çalışacaksın da bakacaksın. Ben seni çalışıp da bakmam istiyorum. Fulya Hanım o şey sonra yani, eşimle beraber döneceğim sonra. İş bul çalış. Ben tek döneceğim. Ha bak Gülsel teyze diyor ki o diyor benim eşimi istemiyor aslında diyor. Eşim dönmeyecek, ben döneceğim, beni kabul etsin ya, annem diyor. Ya o dönse bile kızım ev üstünde olmuyor. Belli müddet kalacağım yani. Ama senin oğlun. Erkan'ın bir kere kendine bir çeki düzen versin Erkan da ondan. Tamam anne vereceğim anne söz. Gülsel teyzeciğim. Sen de bakalım kendine de görelim. Gelinin bir kere abine de saygılı davran. Davranmıyorsun. Kavga mı ediyorlardı? Bu yapıyor hep bu yapıyor. Hep ben suçum. Neden Fulya dolayı kavga? Saygısızmışım böyle diyor. Ben saygısız. Para ver. Hep para millete. Abisine diyor para ver. Kardeşine diyor para ver. Öyle şey mi olur? Anne şimdi bak para ver diyorsun kimse, ya ben... Kimseye muhtaç olmayacak. Kimse kimseden bir şey istemeyecek oğlum, istemeyecek. Herkes kendine. Ben şu mübarek günlerde Fulya Hanım ben... kötü bir anne değilim. Ya, ben şeytanetsin demedik. Ben seni yıllardır bakıyorum yanımda değil mi? Bankadan para çektirince, borca girince sinirlerim bozuldu. Esas mesele temizlik falan değil, esas mesele para diyorsun değil mi? Mesele yokluk kızım, yokluk. Asıl mesele yokluk kızım. Tamam. Yani oraya borçlan, buraya borçlan, eve para gelmiyor. Doğalgaz parası, elektrik parası, su parası kızım. Yine içme parası, giyim parası yetmiyor kızım. Çocuk okula gidiyor. Yetmiyor. Gülsel teyze şimdi sen torununa bakıyorsun. Evet torununa bakıyorum. Onun tüm bakımı sende, maddi, manevi. Değil mi? Hep ben baktım zaten ona. O diyor ben büyüttüm. Sen nerede büyüttün? Hep benim elimde o çocuk. Ben hiç bakmadım anne. Ben hiçbir şey yapmadım anne. Haklısın anam. Sen yerden göğe baksın anam. Kaza geceden mübarek olsun anacığım. Tamam. Sağ ol. Ben hiçbir şey çekmedim anne. Doğru söylüyorsun anacığım.
Gürsel teyzeciğim bir dakika hatta kalın lütfen. Gelininiz Aynur da hatta telefonda. Hülya beni görüştürme onunla kızım. İstemiyor. Nasıl? Arada hep ben kalırım. Hep ben kalırım. Arada hep ben kalırım. İstemiyorum yavrum. Tamam çocuğum. Gürsel teyzeciğim sen bir dakika bir bekle ben bir onu dinleyeyim ama olur mu? Sen dinle, bir bekle. Dinle. Aynur Hanım. Konuştukları yalan. Hep konuştuğu yalan. Dur bir de onu dinleyelim. Aynur Hanımcığım. Aynur Hanım. Ha, Aynur Hanımcığım televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Telefondan bizi dinleyin. Alo. Aynur Hanımcığım merhaba. Tamam kıstım. Evet telefondan dinleyin bizi. Sesinizi çok az alıyorum. Duyuyor musunuz merhaba. Beni şimdi? Merhabalar selamlar. Selam. Yani kayınvalideniz sizi aslında dert... Hem Erkan'ın işsizliği hem de sizi istememiş yani sizin Erkan'la evlenmenizi istememiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kayınvalidem kendine göre haklı olabilir ama benim de kendime göre haklı sebeplerim var. Benim kayınvalidem de evliliğim sürecinde devamlı evliliğimize karıştı. Yani benim temizliğimi, perdemi, her şeyimi sorun etti. Eşimin de biraz da işsiz kalmasının nedeni de şöyle bir şey. Bu yaşına kadar annesi evde hep onu alıştırdı. Yani... Çalışmadı, bankadan para çekti. Ondan sonra miras kaldı geçen sene. Benim haberim yok, ben ayrıyım. Ondan sonra miras kalınca, miras paylaşılınca iki tane ev kalıyor. Bunlar ev satıyor. Kayınvalidem, kızım üçü bir yiyorlar. Yani benim haberim bile yok. Ben doğru. İstanbul'da ben söylemiyorum. Çileleri bir anlattım. Söylemem de ama onlar bana neler söylüyorlar Fulya Hanım ya. Bana da söylenmedi yani. Bir kuruş da göndermediler bana. Benim çektiğim zorlukları da Allah biliyor yani. Kayınvalidem kendi açısından haklı ama Erkan da haklı yani. Bir anne ve evladını sokağa atılmaz. Ben namusum, kaynanamam bu kadar. En baştan istememiş seni aslında. En baştan istemediyse o zaman istemeyecekti. En başından gelip isteme olmayacaktı. Yani benim eşimin ben üçüncü evliliğim. Öyle mi? Ben istemeye gitmedim. İstemeye gitmedim onu. Düşmüş peşine oğlum peşine yok, geldi. Yok yalan söylüyorlar. Gelip istemedi oldu. Hepsi her şey yalan. Oldu. Hepsi yalan. Konuştukları anne, hepsi yalan. Anne şimdi bak doğruydu. Anne isteme olmadı mı ya? Olmadı. İstemedi. Geçmiş var. Yani istemeden isteme oldu diyor tamam, yani. Tamam. Hiç çalışsa geçin karınla. Neden? Hayır. Neden istemiyorum? Hayır dedim. Ben hayır. De istemiyorum. Gitsin annesinin yanına. Annesinle barışsın. Gitsin. Ne diyeceksin ki konuşsa, ne diyeceksin? Sapma sapan yeter. Gülser teyze sen niye istemedin Aynur'u peki? Yani neydi? İstemiyorum kızım. Hayır en baştan istememişsin ya. Sebep Alo. Neydi? Alo. Kim telefondaki? Kızım Suay. Kızın mı? Suay, bu eşimden Suay. Yok çocuğunu almayalım. Tamam. Şey, çocuk ama olmadı. Babaannesi verdi. Ha, yok verme. Gülser Hanımcığım. En baştan hiç istememişsiniz siz Aynur'u ya. Yani neyi sizin hoşunuza gitmedi? Neydi sıkıntıda istemediniz? Kapattı galiba. Yok o kapatmamıştır da. Telefondaydı. Ha Gülser teyze. Tamam. Çocuğu evet vermesin telefona. Arkadaşlarım uyarıyormuş. Aynur Hanım. Aynur Hanım. Efendim? Ha, sizi Gülser Hanım yani hiç istememiş ya. Neydi peki o? Gerekçe neydi? Vallahi ben bilmiyorum. Onu kendisine sormanız gerekiyor. Yani benim bildiğim bir şey yok yani. O benimle ilgisi bağlantısı yok. Benim eşimin ilk eşine de aynı şeyleri yapmış. Yani onu da istemiyormuş. Ondan Yalan. Yalan söylemiyorum Gülser anne, sen yalan söylüyorsun. Mal paylaşımı yap. Gülser Hanımcığım, en baştan istememişsiniz ya.
He. Niye istemediniz siz bu kızı? Sevmişler ikisi birbirini. İstemedim. Rahatsız o be kızım. Rahatsız öyle o be kızım. Ne rahatsız? Öyle deme anne. Aa, deme öyle ya. Tabii. Yani... Ya o hasta ya. Hasta şeyi var kızım. Raporu var. Anne Allah vermiş ona. Vücutta olsa kesin attı. Deme öyle. Yani bak çocuğunun, torununun annesi. Ha? Öyle bir rahatsızlığı var mı ki yani? Var hani? Var var kızım var. Evet. Benim kaç defa boğazımı sıktı. Ne var mı? Psikiyatriden geldi evet. Ama balkonda şey... boğazımı sıktı anne... da biz de, yani darp uyguladı bana o da balkonda. Şeyle mahkeme olduk biz onunla. Ha sana şiddet... Kapının önüne geldiler bağırdılar bağırdılar gittim şikayet gittim. Uzaklaştırma yani, da... Evet, onlar tamam. Rahat durmuyor kızım onlar. Benimkinde de çok kabahat var ve benimki çalışmadığı için bunlar işte böyle oluyor kızım. Erkan, çalışsa bir çocuk olmuş. Erkan Bey buraya geldiğinde dedi ki benim annem bir temizlik hastası, takıntılı, ya, acayip temizlik, titiz. Bu sebepten dolayı eşimle beni istemiyor evde. Çünkü biz işte banyoyu ıslak bırakıyoruz, dağınız diye. Artık burasına geldi, bizi de kapının dışına attı. Tamam doğru söylemiş. İki kat var kızım üstümüzde. İki kat da Erkan'a düştü de Erkan sattı. Eve ihtiyacı olan adam niye satıp da benim yanımda dursunlar kızım? Niye parayı kim duruyor? Ben ona ev verdim ki. Parayı kime ben ona ev verdim. Ev vermiş sana. Fulya Hanım babam ver, babamla kalan işte bir daire vardı. Kaldı sana duraydın içinde ya Allah Allah. Doğru söyle anne. Bana da babamdan kaldı bir daire. Ben de oturuyorum tamam, içinde. Bak, haklısın anne. Sen de oturaydın. Tamam anne. Ne yaptın o evi? Sattı yedi. Ya yalnızdım tabii tek başımaydım. Allah göstermesin. Ben senin paranın pulunu yöden... Vergi dairesine borçlarımı aldım. Ben bunları ödedim. Benim kendi malım kendime yeter. Borçlarını mı kapattın? Vergi dairesine bir kısmını borçlarımı ödedim. Aha. Trafik borçları, normal vergiler vardı onları ödedim. İşte kalanları da belli elden borçlarım vardı onları kapattım. Hı-hı. Büyük. Öyle yani kalandı. Evde kızımdaydım işte. Annemle beraberdik gibi gibi gibi. Ne diyeyim? Annem doğru söylüyor. Hep yalan söyleyen benim Fulya'yım. Şimdi ben eski yere dönmeyeyim. Ağır konuşurum ben. Ben sadece bu mübarek günde rızasını alayım diye elinden öpeyim. Varsa ben bir şey ki Bahadır, ben evlatım. Özür dileyim, ayağının altını öpeyim, dönem geri yani. Bu kaldığım ortada şey gibi, Fulya'yım. Ailen dağıldı, sen de ortada kaldın. Şimdi muhtaçsın annene. Evet. Anne evine dönmen lazım. Muhtaçlık da ayrı da yani. Ne bileyim. Vicdan. Ne var? Oldu? Özledin mi anneni? Tabii. Çok duygusal sizin oğlunuz Gülsel Hanımcığım. Gözleri hep doluyor böyle, ağlıyor burada. Ağlayacak, ağlayacak. Ben ona çok söyledim. Satma evlerine bak, sürünürsün dedim. Ben ona çok söyledim kızım ben ona. Satma evlerine. Ben o evleri kolay yapmadım yaparkana. Sattı yedi kızım. Gülsel teyzeciğim, belki bu ona bir ders olur. Ders olsun da bir iş bulsun çalışsın kızım. Tamam ben dönem evime ben zaten iş gene tamam, bulacağım. Tamam bak diyor ki annem... Çalış ben seni bir göreyim bakalım. Sizin bir ikna edersiniz. Çalış göreyim ben seni. Annem beni eve alsın söz veriyorum diyor. İş bulacağım çalışacağım yok, diyor. Yok kızım yok kızım. Tamam anne. Tamam, gör konuş. Tamam, gör anne gör, gör. Erkan böyle konuş. Vallahi hepsi... Gülsel teyzem tamam. Dur bak. Gülsel teyzem bak mübarek gündeyiz. Yapma. Gel siz uzak. Böyle yapa yapa ben bu hale geldim Fulya Hanım. Ha? Böyle yapa yapa ben bu hale geldim hep. Beni kızımla da sokağa attı. Daha... Beni attı kızımla. Gittim otellerde yattım. Otellerde. Kızımla ufacık. 5 yaşındaydı kızım. Yalan selam desin. Onlar için anlatayım bir daha. Ailem için hapishane ettim yıllarca. Onları anlatayım bir daha. Dönem daha geri. Onun ben bir gözü anlasın. Senelerim gitti benim. Çalışmanı istiyor anne. Fulya Hanım, iş arıyorum. İş kura kaydım var. Vali Bey'e kadar çıktım. Tamam diyorlar, annen arkası yok. Zamanında iş bulmuş, beğenmemişsin. Doğru mu? Kim bulmuş Fulya Hanım? Annen bulmuş. Nereden bulmuş bana iş? Annen... Öyle demedi mi az önce? Hayır. İşe girdi iş dedi, çalışmadı dedi. 44'ünden sonra fabrikaya girdim, yapamadım Fulya Hanım. Niye? Ne iş? Ağır geldi, çok ağır geldi. Ne işiydi? Kabin, motor kabini şeyi. Yarış niye kabin. Ağır geldi sana? Fulya Hanım, 30-40 kilo kabinleri tek tek atıyorsunuz. Banttan gelen. Taşıyamaz oldun öyle mi? Taşıyamaz oldun yani bazen şey olmuyor yani. Peki orada konuşamaz mıydın başka bir alanda beni değerlendirir misin? Fulya Hanım, ben bu alan bana ağır geliyor. Büyük bir fabrika Fulya Hanım sizin şahsınıza şeyinize göre değil keyfinize göre. Erkan Bey şimdi bir laf etti. Bir göz damlası için senelerim gitti dediniz. Ne evet. Demek istediniz? Yani ailevi sıkıntıları oldu onların. Annemlere... Göz damlasıyla ne ilgisi var yani? Eve geldiğimde ağlıyordu hocam. Geldim, o zaman gençtim, ağlıyordu. İşte babam
İşte amcaların derken ne oldu, şudur, budur derken ben de gittim. Konuya dahil oldum. Daha sonra yapmama gereken şeyi yaptım. Bu yani hocam. Ne yaptı? Silahlı yaralama Fulya. Kimi yaraladı? İşte adı amca olan şahıs. Silahlı. Evet. 2002'de. Ben... Yani kendi ailevi kavgalarına beni de ulaştırdılar. Ben şimdi bunları anlatmak istemiyorum. Silahı nereden buldun? O an böyle bulundu yani. O an bulunacak bir şey mi silah ya? Kimindi silah? Nasıl bilmiyorum. Öyle yani Fulya. Kimindi silah? Benim de Fulya. Niye silah taşıyorsun? Taşımadım Fulya. O an için öyle oldu ya. Yani. O an için değil. Senin sana mı aitti? Bana aitti Fulya. Ruhsatsız. Ruhsatsız. Yani bunlar yani şey konumuz yani değil de Fulya. Niye silah alma gereği, silah taşıma gereği hissetti? Ya o zamanlar biraz şeydi Fulya. Yani değişik bir hayattı. Öyleydi yani. Biraz sıkıntılı bir hayattı. Erkan Bey, siz sinirli bir insan mısınız? Sinirliyim, heyecanlıyım biraz hocam. Peki çok kavga eder misiniz gündelik hayır, hayatta? Hayır, hayır. Yani saldırma vesaire yok. Yok. Peki silah taşıdınız? Ama yıprattılar yani beni. Ama silah nereden taşıdınız? Kendi... Ama 2000 yılı dedin değil 2000, mi? 2000 yılı. Çok eskide kaldı. Evet. Artık taşır taşır. Hayır, hayır, hayır. Öyle şeyler yok. Tamam. Hayır. Peki ben buradan Balıkesir'deki izleyicilerimize de sesleneyim. Sana iş vermek isteyenler varsa çalışıp kendi işin yani kendi emeğinin karşılığını alıp kendi paranı kazanıp annenin karşına öyle çıkman daha doğru olur. Aslında annen de öyle söylüyor ama. Ama kalacak yerim yok. Biz annenle de bir konuşacağız yine. Tamam, uzlaştırmayı da isterim tabii ki Gülser teyzeyle. Hayırlısı olsun. İnşallah Fulya. Değil mi? İnşallah. Evet. Hayırlısı neyse olsun. Evet inşallah. Peki yarın yine devam edeceğiz. Tamam. Peki. Şimdi Gökhan geliyor. Gökhan Kamay. Anam. 18 yıl önce annesi tarafından terk edilen Gökhan yine annesini ikna edemedi. Anne vatan derler ya ama benim şu anda vatanım yok. Biz anneni bulduk. Yine görüşmek istemiyorum dedi. Ya bir kere göreyim de başka istemiyorum. Vallahi başka istemiyorum. Gökhan'ım oğlum bana bir sarılsın ondan sonra nereye gidiyorsa gitsin. Bana bir kere, o sıcaklığı versin. Az sonra Fulya ile Umut'un olsun da. Bir anne kokusuna hasret. Bir anne sesine, anne şefkatine, anne sevgisine hasret. 34 yaşındaki Gökhan stüdyomuzda. En son 18 yaşında görüyor, 17-18 yaşlarında görüyor annesini. O yaşlardan bu yana hasret yaşıyor anneye. Anne onunla görüşmek hiç istemiyor. Ben var... Bir anne niye evladını görmek istemez? Anlayamıyorum. Yani şimdi bu zamana kadar sustuysam hem size saygısızlık olmasın, hem ekran başındaki annelere saygısızlık olmasın, hem gerekirse stüdyodaki annelerime saygısızlık olmasın diye sustum. Ama ben artık dün gece bir karar aldım. Kendi kendime artık bundan sonra susmak yok, hesap sormak var. Ben bugün buraya hesap sormaya geldim. Kime? Annem olacak vicdansız kadına. Hesap sormak istiyorsun ama... Hesap soracağım. İzin verirsen soracağım. Hesap yani sor. Elbette için yanıyor. Hep hasretle büyümüşsün ama... Hani dedim ki yani artık bir yeter. Bir cevap bulabilecek misin? Bir muhatap bulabilecek misin? Var ama gelmiyor. Heh. Sıkıntı sor. Orada. Sor. Sorularını sorabilirsin annene. Bire vicdansız kadın. Bak şimdi... Yani mübarek bugün Kadir gecesi. Kadir geceniz mübarek olsun. Yani ben biraz sözlerim ağır ama hakaretli değil. O kendini biliyor zaten de. Ya yani ben diyorum ki artık yeter. Bıktım. Vallahi billahi bıktım ya. Yeter ya. Yeter! Bana sen niye böyle vicdansızlık yapıyorsun be kadın? İlk evlilikten olan benim, ikinci evlilikten olan çocuklarına annelik yapıyorsun. Bana neden yapmadın? Neden yapmadın ya? Ben sana ne yaptım kadın? 18 yıllık anne hasretiyle bıraktın beni. Neden kadın? Neden? Duy bunları, duy. Yeter artık ya. Ben senin yüzünden sinir hastası oldum ya. Sabahlara kadar ağlıyorum ben ya. Allah sana koyacak mı bu benim göz yaşlarımı?
sormayacak mı? Sokağa çıkmıyor musun sen hiç? Vicdansız! Merhametsiz! Onlara nasıl yapıyorsun annelik? Ne olur bana da yap! Ben senden para mı istiyorum? Mal mülk mü istiyorum? Ben seni istiyorum. Vicdansız kadın. Utanmaz. Daha önce hiç böyle seslenmedin değil mi? Vallahi sizin hatırınız için sustum ya. Dedim ki artık dedim yeter ya. Vallahi yeter. Bak şimdi dedim açarım hayır, ağzımı yumarım. 18 yıl boyunca da hiç böyle hiddetli seslenmemişsin. Tabii ki. Artık patlama attım, noktası. Bak bir atasözü var ya Fulya abla. Alttan aldım yeteri kadar. Bundan sonra herkes ederi kadar. Gerçekten öyle. Bıktım ya artık yeter ya. Ya onun yüzünden ben yaşlandım ya. Teyze, ya çocukluğumu çaldın. Gençliğimi çaldın. Ya insanın bir kere oyuncağı olmaz mı be kadın? Ya ben bak yıllarca üvey anneyle büyüdüm. Allah mekanını cennet etsin. Ya yemin ediyorum pırlanta gibi kadındı. Yemin ediyorum senden daha iyi annelik yaptı. Babaannem de annelik yaptı. Üvey annem de annelik yaptı. Hatta üvey annem bile diyordu ki rahmetli. Oğlum git bul. O da senin görmek hakkın, ha, konuşmak hakkın. Gör, bak ben senin üvey annenim dedi. Hı hı. Benim ciğerime bıçak saplandı. Yoksa ben 5 yaşındayken ona anne diye seslendim. Gökhan Bey, bak teyzen hattaymış. Dinleyelim. Alo. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, kendiniz mübarek olsun. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Gökhan anne de anne diyor. Hı? Ne yapsın bu ya çocuk da demeyeyim yaşıtız neredeyse yani Gökhan'la da. Ha? İsim bir tane gösterir misiniz dostlar? Şimdi kapatıyor ha Emine Hanım. Emine Hanımcığım. Buyur canım. Gökhan için ne söylersiniz? Annesinden bir ses bekliyor. Bak bir tanem. Annesi burada yok. Annesi Sivas'ta. Yıllardır biz de görmüyoruz. Gökhan polisle iki sefer gitmiş Sivas'a. Annesi şeker komasına girdi. Yoğun bakımlarda bir ay yattı. Şeker hastası. Ondan sonra görmek istemiyorum diyor. Zaten Gökhan bak babaannesi bilir. Gökhan'ı doğum yaptı. Dedi ki ben bu çocuğu emzirmeyeceğim. Bu çocuk babasına benziyor. İstemiyorum dedi ya. Teyze ben bir şey söyleyebilir miyim? Ay bunun ne günahı var tabii, ya? Bu adamcağızın ne günahı teyze, var ya? Ya bak benim adım Gökhan da. Ben bu dünyaya gökten mi düştüm ya? Ya bir kere görsem ne olur? Ne olur ya bir kere görmeyle ne bak, oluyor ya? Bizleri de görmek istemiyor. Bir tanem biz bu evliliği sürdürdük. Ya o zaman madem bir şey söyleyeceğim. Madem beni bak, istemiyor bu kadın. O kadın diye konuşamazsın. Annen, konuşurum. Madem o benim artık annem değil. Dün öldü, ben de helvasını yedim. Tamam, annen olmayabilir yavrucuğum. O kadın diye konuşamazsın sen. Konuşurum. Konuşamazsın. Ne yani şikayetçi mi oldun ya? Vallahi bak, Kayseri'ye gittim de, savcılığa giderim. Benden 34 yıl çaldı. Atın bu kadını içeriye derim. Nüfusundan atın, kimlikte yazmasın derim. Nereye gidebilirsin? Kimlikte yazmasın istemiyorum. Emine Hanım. Bilemezsin efendim. Emine Hanım az önce bir şey dediniz. Gökhan babasına benzediği için yani bak, onu istemiyor. Böyle bir gerekçe olabilir mi gerçekten? Bak, yani bu çocuk babasına benziyor diye. Çok iyi bilir. Ha kesinlikle teyzesi onu yurt dışına götüreceğimiş annesini bilmem şuymuş. Buymuş. Hayır, tek gerekçe bu mu? Şey yani fizyolojik olarak babasına benzediği için mi istemiyor? Bak bir tanem hayır babasıyla evlendiğinde görücüsüyle evlendi. Tamam. Bak Gökhan'ın babaannesi çok güzel bilir. 3 günlük evliydi, 4 miydi, 2 günlük evli miydi çıktı geldi. Ben istemiyorum dedi ya. Beni görmeden verdiniz istemiyorum dedi. Bu bir yıl boyunca bak Sıtka yenge gelirdi bizden götürürdü. Ben merkezde oturuyorum Kayseri'deyim. Bunları ben birebir yaşadım. Babaannesi de çok güzel biliyor bunları. Ha. Sonradan 30 sene sonra teyzesi, ablası Almanya'ya götürecekmiş de bilmem şuymuş da buymuş da. Heh, bana babaannem öyle söyledi. Çirkin bir şey. Bunlar çok çirkin. Babaannem bunları kesinlikle böyle bir şey yok. Sevgi Hanım niye oğlu gitmemiş? Gökhan'ı niye görmek istemiyor?
Bana bunun açıklamasını... İstemiyorum diyor buzum. İstemiyorum dedi. Gökhan küçükken ben getirirdim. Allah'ım yarabbim sabır ver bana ya. İstemiyorum derdi kızım. Ya kurban oldum Rabbim yani sabır. Yani bunun başka bir alternatifi yok yani. Başka bir şey yok. Ama bu Gökhan'a yapılan çok büyük bir haksızlık değil mi? Ya yok. Avukat abim karşımda oturuyor. Şimdi abi bir dakika, şikayetçi olalım. Bir dakika. Vallahi ya, şikayetçi olalım. Ya bir dakika Gökhan. Emine Hanım siz de öyle bir normal anlatıyorsunuz ki meseleyi. Doğurduğu çocuğu görmek istemiyorum demiş. Hı, çok basit. Bize su içer gibi de kabul etmemizi bak, istiyorsunuz bak, bunu. Kapatmak yani, zorunda bırakmayın beni ama bu benim oğlum değil. Ya senin benim oğlun değil de öyle. Hayır öyle bir normalleştirdiniz ki meseleyi. Hayır, sanki bak, yani her anne istemediği kişiyi sokağa bırakıp geçebilirmiş gibi yani. Teyze anne yarısı. Sen niye beni bunca yıl sormadın? Niye ben gelmedin? Bak beş tane teyzem var, iki tane dayım var. Neredesiniz ya? Bunca yıl neredesiniz? Niye hesap vermiyorsunuz bana? Teyzeyin, dayın, sen hesaplarını nerede biliyorsun ki oğlum? Herkesin kendine göre sıkıntısı var. Sen ya siz benim derdimi soruyorsunuz mu hiç ya? Tamam sormuyorsak sen de bizimkini sorma yavrum. Ya bırakın Allah'ını isterseniz ya. Ne şimdi. Kadar ya ben var ya Kayseri'ye gitmeyeceğim tamam mı? Sırf siz varsınız diye orada yaşamayacağım. Babaannemi de alıp buraya geleceğim. Ben burada yaşayacağım. Nereye gidersen git oğlum. O benim sorunum. Ya lanet olsun bu dünyaya geldiğime. Keşke gelmeseydim. Televizyonlara çıkıp da böyle haykırma. Kendine bir iş bul, git güzelce çalış. Siz akrabasınız ya. Hareketlerine bir bakar bak, mısın Gökhan? Bak. Bir bakar mısın? Sen benim evime çok geldin, çok geldin. Keşke gelmeseydin. Çok... Niye gittin? Anneni zoruna senin kucağına veremem. Ya lanet olsun ya Fulya abla. Gerçekten lanet olsun ya. Ya siz akrabam değil misiniz? Ya arkadaşım bak. Ben sağlıkçı oldum tamam mı? Özel bir kursa gittim Kayseri'de. Bak ben normalde iki öğretim mezunuyum. Aklım yeni başıma geldi. O zaman bu kadın anlatmıştım ya liseye giderken karşıma çıktı diye. Niye? Neden çıktın? Ben senin yüzünden liseyi okuyamadım. Bak 34 yıldır yeni yazıldım liseye. Gerçi bitti 3 dersim kaldı onu da vereyim mezun olacağım inşallah. Sen akıllı bir... Ben bir sürü hastaneye başvurdum ya. Ya dediler ki ya Gökhan'cığım sen git biz sana haber veririz. Çocuk kandırıyorlar gibi. Ya şimdi isim vermek olmaz da. Ya Kayseri'deki en ünlü hastanelere başvurdum. Bizim Kayseri Şehir Hastanesi'ne bile başvurdum. Orada değişik bir firma bakıyordu. Amerika. Yok yine inşallah bir iş sahibi olursun da Gökhan. Vallahi abla ben... Mutlaka çalış mesleği. Onlar sanıyor ki Gökhan yaşıyor. Gökhan yaşamıyor tamam mı? Beden olarak yaşıyor. Ruh yok. Siz aldınız benden ruhumu. Çaldınız. Bana ruhumu geri ver. Ben çocuk olmadım hiç. Benim akranlarım türlü türlü oyuncaklarla oynarken ben odama kapanıp ağlıyordum. Benim niye hiçbir şeyim yok diye. He? Sorsana bunları. Vicdansız karı. Ya abla. Vallahi bıktım ben ya. Ne diyeyim? Bak sustum ya. 4 gündür sustum ya. Size ayıp olmasın diye sustuydum ama artık dayanamadım. Gökhan konuşman doğruymuş ya. Gerçekten bu acıyla da yaşanmazmış. Yalan. Ya vallahi diyorum bıktım hocam ya. Yemin ediyorum bıktım canımdan yani. Bezdim ya. Dün gece ağladım ya. Vallahi sabaha kadar uyku gitmedi gözüme ya. Sen memek çok acı bir duygu. Allah'a yalvardım Allah'ım dedim kurban olduğum. Al canımı kurtar beni dedim ya. Deme öyle. Yeter artık dedim ben ya. Gökhan yeter artık hocam. Kaç tane teyzen kaç tane dayın var? Hocam 5 tane teyzem var, 2 tane dayım var. Yani 7 tane. Evet. Ve hiçbiri senin elinden tutmadı mı? Hiçbiri de tutmadı. Sana yardımcı... Bunların hepsi Kayseri'de mi yaşıyor? Evet. Ve bunlar gelip sana iş bulmak veyahut da seninle ilgilenmek, herhangi hayır, bir şey hocam. Yapmak... Hayır hayır hocam, hiç öyle bir şey yapmadılar. Ve teyzen diyor ki, annen diyor, babana benzediğin için diyor, kabul etmedi gibi, Hüseyin hocamız da dediği gibi, normal bir şey anlatıyormuş gibi bir de konuşuyor. Aynen, sanki film mi anlatıyor? Ya bir çocuk ya annesine benzer ya babasına, çok bu çok doğal, bu senin suçun değil ki. Ya dedim ya hocam, ama çok üzücü bir gökten şey. Mi düştüm ya ben evet. Buraya? Beni Gökhan, leylek mi getirdi? Gökhan, beden doğurur, yürek büyütür diye bir laf var. Evet. Demek ki senin annende seni büyütecek bir yürek yokmuş. Ben şimdi bir şey derim de ama saygısızlık olur. Boşver. Şimdi ama bir yandan da onun da bazı psikolojik sıkıntıları varmış. Abla kurban benim suçum ne ya? Benim bu, senin hiç, bu senin suçun değil. Bu senin kaderin. Suçun olmasaydı değil. Olmasaydı keşke.
Keşke yani. Rabbim. Gökhan. Abla nasıl söylemeyeyim? Bak Gökhan bak Gökhan. Abla, esası belki de şanslısın. Bak böyle bir ailede büyüyüp hiç sevgi dolu olmayacaktın. Ama babaannenin elinde sevgi dolu bir insan olmuşsun ya. Babaannen seni büyütmüş. Baban... Hocam diyorum ya Allah korkusu olmasa içimde. Ben şimdiye çoktan öldüydüm ya. Yemin ediyorum ben Gökhan diye hiçbiri gelmediydi yani. Hiç öyle düşünme. Gökhan, ya öyle düşünme. Gökhan'cığım telefonda baban var. Baba. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Of. Kendimi 50 yaşında hissediyorum ya. Ben daha 34 yaşındayım normalde. Vallahi içim 50 yaşında diyor. Efendim oğlum. Ay bak Mustafa. Merhaba Fulya Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Mustafa Bey. Biz... Evet, benim. Fulya Hanım, televizyondan bana bak. Fulya Hanım. Bakıyorum. Fulya Hanım, tam karşındayım. Bana bakarsan görün. Şöyle kameraya doğru. Bakıyorum ben size. Niye sizin eşiniz istemiyor Gökhan'ı? Merhaba. Televizyondan. Vallahi uyanmadınız. Bir daha söyleyin. Tamam. Şimdi söylesinler. Ha, telefondan dinleyin Mustafa Beyciğim beni. Tamam şimdi oldu. Evet buyurun. Niye eşiniz istemiyor Gökhan'ı sizce? Size benzediği için istemiyormuş. Kadının da bir travma oluşmuş ben galiba. Ben az önce duydum çılgına döndüm. Şimdi ben aslında canlı yayına bu arada çok mu benziyorsunuz Gökhan? Babayla çok mu benziyorsunuz siz? Evet. Öyle mi? Hatta karıştırıyorlar. Diyorlar ki bu senin kardeşim mi diyorlar. Aa öyle benziyorsunuz. Kayseri'de ne diyorlar biliyor musun? Amca diyor bu senin diyor oğlun diyor bu senin diyor kardeşin mi diyor bana. İşte her insan babasıyla böyle olamaz. Benim özel bir babam. Ben böyleyim. Ben böyle bir babayım. Peki Sevgi Hanım'la siz... Atıp tuttuğuna hiç asla Mustafa amcacığım, Sevgi Hanım'la siz ne yaşadınız da böylesi bir travma yaşamış? Yani size benzediği için oğlunu görmek istemiyor. Ne yaşadınız? Ben sana hangi birini anlatayım bilmiyorum ki. Ama bak kızım ben tek bir kelime söyleyeceğim. Madem ben askerdeydim, benim hiçbir şeyden haberim bile yoktu. Babaannem rahmetli babaannem, amcam rahmetli, babam, ondan sonra birkaç kişi araya düşmüşler. Bir kız var da bunu Mustafa'ya yapak. Mustafa'nın bir şeyden haberi yok ki, o zaman telefon yok. Yani ikiniz de şey gönüllü değildiniz aslında öyle mi? Ha? Ben böyle... Ben askerden işte birkaç ay vardı gelmeme, tezkere almama. O zaman bunlar şehitmişler. Adını sen söyle. Nişanı yapmışlar. Yahu bana bir tane danıştınız mı? Bana bir tane sordunuz mu bu adam evlenmeyi istiyor mu diye. Karşılıklı. Hadi onlar da geçti. Uzun olmasın. Bak kızım bir tane daha bir şey diyeyim. Madem öyle, tamam benden evlendin. Peki sen madem beni istemiyordun, akrabasın, istemiyordun. Neden? Resmi nikah dairesinde evet dedin. Peki Mustafa. Adam babaannesine vereyim de biraz o anlatsın. Mustafa amcacığım yarın devam edelim. Yarın devam edelim olur mu? Gökhan üzülme. Abla nasıl üzülmeyeyim ya? Ne olur bana bir şey söyle sanki. Senin bu hikayede, bu olayda senin hiçbir suçun yok. Hiçbir suçun yok. Ben de biliyorum da işte. Evet. Kalbim anlasa. Canımız. Bugün dua edeceğiz sana. İnşallah. Tamam mı? Mübarek Kadir Gecesi. Bugün Kadir Gecesi. Kadir gecemiz mübarek olsun. Ramazan ayının 27. gecesinde biliyorsunuz idrak ediyoruz. Bugün güzel bir gece olacak inşallah. Dualarınızda Gökhan'ı da unutmayın. Değil mi Gökhan? Sana da bol bol dua etsinler. İnşallah. Bu garibe de dua etsinler bol bol. Bir an önce inşallah. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin. Inşallah. Amin. Allah hepimize evet sabır da versin. Ercan da diyor ki Allah sabır versin. Ay ay. Peki. Kadir gecemiz mübarek olsun efendim. Allah'a emanet olun. Yarın 16'da görüşmek dileğiyle. Allah oruçlarınızı da kabul etsin inşallah. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.